Hoş geldiniz. Gün ortası başlıyor. Saatler 12'yi gösteriyor. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız ama önce başlıklara bakalım ve Turkuaz tablo gelsin ekranlarınıza. Son duruma bakalım. Turkuaz tabloda vaka sayılarımız sevgili izleyenler ve dinleyenler 29.386 olarak gözüküyor. Test sayımız 355.442, vefat sayımız da 227'ye yükseldi. İkinci doz aşı yapılma oranı %71.35, %65'lerden bu noktaya geldik. Yükselmeye de devam ediyor. Dün de bilim kurulu toplantısı vardı. Gündem yüz yüze eğitimdi. Vaka sayılarının içinde yaş grubu ele alındı. 5-17 yaş arasının aktif vakaların 1/4'ünü oluşturduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı. Yüz yüze eğitimin devamında kararlılık mesajını bir kez daha yenilemiş oldu. Siyasetin gündemine bakalım. Dün gözler Rusya'nın Soçi kentindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ikili bir görüşme gerçekleştirdiler. Yaklaşık 3 saat sürdü bu toplantı. İki liderden de olumlu açıklamalar geldi ama bir açıklama yapılmadı. Peki bundan sonraki süreçte Suriye ve Libya ile ilgili hangi adımlar atılacak, hangi mesajlar verilecek? Konuşacağız. İki konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sencerimer ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü ile değerlendireceğiz. Saatler 13'ü gösterdiğinde diyelim. Ve Amiral Soner Polat aralığımızdan ayrılışının ikinci yıl dönümü. Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçisi Mustafa Kemal Askeri Amiral Soner Polat'ı bir kez daha saygıyla yad ediyoruz efendim. Bugün anma programı da var. Gün ortasında saatler 14'ü gösterdiğinde anma programını da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ve şimdi Ankara'ya gidelim. Bugün Milli Güvenlik Kurulu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanıyor. Buse Gençlik bize aktaracak detayları. Evet Buse, bugün Milli Güvenlik Kurulu var dedik. Saat kaçta toplanıyor ve masada hangi başlıklar olacak? Söz sende. Yeşimer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Soçi'de yaklaşık 3 saatlik bir görüşme yaptı ve kritik zirvenin ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Zirveye ilişkin Erdoğan, mevkidaşım Putin'le verimli bir görüşme yaparak Soçi'den ayrıldık dedi. Putin ise, Vladimir Putin ise sosyal medya hesabından görüşme çok yararlı ve önemliydi mesajını paylaştı. İşte tüm bu kapsamda aslında Soçi zirvesinin yansımaları Ankara'da da gün boyunca konuşulacak ve bugün saat 13'te Erdoğan'ın Soçi zirvesine ilişkin bir röportajının yayınlanması bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılmadı demiştik ancak bu röportajında Soçi zirvesine ilişkin mesajlar verilmesi bekleniyor. Uçakta bulunan bazı gazeteciler Soçi dönüşü, Erdoğan'ın uçağında bulunan bazı gazeteciler bu bilgiyi paylaştı ve işte kamuoyu da bugün saatler 13'ü gösterdiğinde yayınlanması beklenen bu röportajı aslında ayrıntılarını merak ediyor. Soçi zirvesinin ardından bugün Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda saatler 15'i gösterdiğinde toplantı başlayacak ve toplantının ilk gündemi Soçi zirvesinin yansımaları olacak. Ayrıntılara bakacak olursak Suriye'deki gelişmeler kurulun gündemine gelecek ve özellikle İdlib'e yönelik artan saldırılar ve bölgede görevli Türk askerinin durumu görüşülecek. İşte dün Soçi zirvesinde görüşülen başlıklar ele alınacak. İki ülke arasındaki işbirliği ve İdlib'de nasıl bir yöntem izlenecek, bunların ele alınması bekleniyor. Diğer bir başlıksa terör örgütleriyle mücadele olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın MGK toplantısında bir sunum yapması bekleniyor. PKK, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ilişkin bir değerlendirme yapılacak toplantıda. Yurt içindeki Eren operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarına ilişkinde son durum ele alınacak. Diğer bir başlıksa Doğu Akdeniz olacak. Doğu Akdeniz'deki Ege ve Kıbrıs'taki gelişmeler MGK toplantısında konuşulacak ve özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası haklarından doğan kaynaklanan hakların korunmasına yönelik çalışmalarda değerlendirilecek ve diğer bir başlıksa Afganistan'daki son gelişmeler olacak. İşte Afganistan'ın bölgenin özellikle istikrara kavuşması için uluslararası alanda neler yapılacağı ele alınacak, değerlendirilecek ve Afganistan kaynaklı
göç baskısına yönelik gelişmeler de ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tekrar hatırlatmış olalım. Bugün saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başlayacak. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki Buse Gençtürk, gelişmeleri takip ediyoruz. Ankara'dan Milli Güvenlik Kurulu'nun detaylarını bizlere aktardı Buse. Saatler 15'i gösterdiğinde toplanıyor. Ardından gelecek açıklamaları da ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Ve hemen Soçi'ye gidelim. Soçi'deki görüşmeleri takip edeceğiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi zirvesinde buluştu. Yaklaşık 3 saat görüşen iki lider, ikili ve bölgesel konularda güçlü işbirliği mesajları verdi. Detaylara bakalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı. Zirvenin ardından Erdoğan, mevkidaşım Putin'le verimli bir görüşme gerçekleştirdik açıklaması yaparken Putin, görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti, temasta olacağız ifadelerini kullandı. İki lider baş başa yaptıkları görüşmede özellikle Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. İdlib bölgesindeki Türk gözlem noktalarına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması, Tel Rifat ve Münbiç'teki PKK varlığına Aslan anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesi dahil birçok konu liderlerin masasındaydı. Erdoğan ve Putin ikili görüşmesi öncesi basına yaptıkları açıklamalarda ikili ve bölgesel konularda güçlü işbirliği mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de barışın Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı olduğunu vurgularken Rusya lideri Putin Türkiye ile işbirliğinin uluslararası arenada başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Ve Sayın Doğu Perinçek'in açıklamaları var sırada. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Perinçek, Türkiye yüz yüze geldiği Amerika-İsrail tehditlerine karşı öncelikle komşuları olan Rusya, Suriye, Irak ve İran, Azerbaycan'la her alanda işbirliği yapmak durumundadır. Bu stratejik zorunlulukta Rusya Federasyonu kilit rol oynuyor, dedi. Bu tarihi önemde ve tarihsel bir süreçte gerçekleşen bir buluşma, yeni bir çağa giriyor dünya. O yeni çağın kurucuları, öncüleri de belli, Asya çağının önderleri. Rusya, Türkiye, Çin, İran, Hindistan, Asya çağının önderleri arasında bulunuyor. Rusya, Türkiye'nin sorunlarını çözmek açısından da kilit bir ülkedir. İşte bütün bu açıklamalarımız, sayın basın mensupları, Türkiye'nin artık Rusya konusundaki yüzeysel, ufuksuz siyasetlerle devam edemeyeceğini gösteriyor. Tabii Türkiye adına strateji kurarken en temel mesele nedir? Hem güvenliğimiz açısından, hem ekonomimizi geliştirmek açısından Türkiye'ye tehditler nereden geliyor? Strateji kurmak için tehdidi belirlemek zorundayız. Dört tarafımıza bakıyoruz, Karadeniz'e bakıyoruz, batımıza Yunanistan, Ege'ye bakıyoruz, güneyimize Doğu Akdeniz'e ve Suriye, Irak sınırlarımıza, İran'a bakıyoruz, doğumuza İran, Azerbaycan, Kafkaslara ve Rusya'ya bakıyoruz. Her tarafta aynı tehdidi görüyoruz. ABD, İsrail eksenli tehditler. Bu tehdide nasıl yanıt verilebileceği ve Türkiye'nin bağımsızlığının, bütünlüğünün bu tehdidi savuşturarak nasıl güvence altına alınacağı ve aynı zamanda ekonomik gelişmemizin hangi koşullar altında güvence altına alınacağı sorusu gündemdedir ve bu soruya sorumlu bir şekilde ciddi cevap vermesi gereken öncelikli kurum da hepimizin bileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'dir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni bu tabloda değerli arkadaşlarım ve sayın basın mensupları ve sayın kamuoyu ve Türk milleti Cumhuriyet Hükümeti'nin bugün bir tereddütler içinde, bocalamalar içinde ve bu tabloyu görmek konusunda fazla hevesli, özenli olmayan bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. Bu tablodan ne çıkar? Bu tablodan Rusya dostluğu çıkar. Tehdit tablosundan Türkiye için kilit mesele Rusya dostluğunu kazanmaktır. Neden?
Çünkü Rusya da aynı tehditler altında. Ve Rusya'nın bu ABD tehditleriyle mücadele konumunda bulunması, aynı zamanda Türkiye ile Rusya'nın ekonomik gelişme düzeylerinin de aşağı yukarı benzer olması, ekonomi alanında da bizim ortaklığımızı zorunlu kılıyor. Terörle mücadele devam ediyor. Şırnak'tayız. Şırnak'ın Besler Dereler bölgesinde Eren 13 operasyonları kapsamında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. O teröristlerden birinin gri kategorideki PKK'lı olduğu öğrenildi. Yurt içinde PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 22 Eylül'de Şırnak'ta düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi. Eren 13 operasyonları kapsamında Besler Dereler bölgesinde jandarma, SİHA, İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyon icra edildi. İki terörist öldürüldü. Jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan Zagros Kudi Kod adlı Mehdi Uysal olduğu açıklandı. Terörist Mehdi Uysal'ın 2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez, İsmet Paşa ve Cumhuriyet mahallelerindeki çukur barikat eylemlerine de aktif olarak katıldığı belirtildi. İç siyasetteki gelişmelerle devam ediyoruz ve CHP'deyiz. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı'na konuştu. HDP'nin meşru bir parti olduğunu söyleyen CHP'li Kaya, HDP'nin bölücü politikalarına destek verdi. CHP'nin Kürt sorununa ilişkin söylediklerinin de yeni olmadığını vurguladı. Kürt sorunu HDP ile çözülür diyen ve meclisi işaret eden CHP'den bir açıklama daha geldi. Katacak olursak. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Kürt ve demokrasi sorununa dair yeni bir şey söylemiyor ifadelerini kullandı. CHP Kürt ve demokrasi sorununa dair yeni bir şey söylemiyor. Çok önceden bu yana söylediklerini politikanın sıcaklığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleriyle daha canlı tartışmaya başladı. Geldiğimiz noktada AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında Türkiye'de bir demokrasi sorunu yaşanıyor. Bunun yaşanmasının temel nedeni hak, hukuk ve adaletin herkes için eşit uygulanmamasıdır. HDP'nin meşru olduğunu savunan Kaya, PKK'nın meclisteki temsilcisinin Kürt halkının temsilcisi olduğunu da iddia etti. Hangi sorun çözülecek diye soruyoruz. Bunu Kürtler kendileri anlatacak ve bunu özgürce konuşacak. Onların temsilcileri olan partiler, demokratik kitle örgütleri, dernek temsilcileri ve kanaat önderleri hiçbir kaygı ve korkuya kapılmadan düşüncelerini özgürce söyleyebilmeli. CHP'li Kaya, HDP'nin politikalarını sahiplendi. Özerklik ve yerel yönetimler konularında destek verdi. Buraların tamamen özgür ortamlara kavuşturulması gerekiyor. O hal fiilen uygulanıyor, kaldırılması gerekiyor. Yeni demokratik, özgürlükçü bir anayasanın tartışılarak hazırlanması gerekiyor. Demokratik bir anayasa olmazsa çözüm kalıcı hale gelemez. HDP'nin meşru olduğunu savunan CHP milletvekili Yıldırım Kaya, PKK'ya da sorumluluk yükledi. Bölücü terör örgütüne büyük iş düştüğünü söyledi. Özellikle burada PKK'ya da büyük iş düşüyor. Silahlar toplanacak. Daha önce birçok kez bu tartışmalar gündeme taşındı. Kan ve gözyaşıyla bu ülkeye demokrasi gelmiyor. Kan ve gözyaşına son vermenin yolu, silahları toprağa gömeceğiz ve birlikte ne yaparsak eşit koşullarda beraber yaşayabiliriz diyeceğiz. Efendim, Millet İttifakı'nın yolunu açtığı sözde Kürt sorunu tartışmasında PKK'nın siyasi uzantısı HDP ağzındaki baklayı çıkardı. PKK'nın taleplerini sıralayan HDP'li vekil İmam Taşçıer, anayasanın ilk 4 maddesine hedef aldı. Taşçıer, anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz dedi. HDP'li Ahmet Türk ise Kürt sorununun çözümü için Öcalan, Demirtaş ve tutuklu HDP'liler serbest bırakılsın açıklamasında bulundu. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Yani eğer anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmez, anayasanın 40. 41. maddesi değiştirilmezse, yani Kürt sorununun çözülmesi tartışılamazlar. Anayasanın ilk 4 maddesi hedef alındı, bu maddeler değişmeden Kürt sorununun tartışılamayacağı söylendi. Hatta sözde Kürt sorununun çözümü için Öcalan, Demirtaş ve tutuklu HDP'lilerin serbest bırakılması istendi. Meşru bir organ kimdir?
HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Siyonetti bir siyasi parti. Millet İttifakı'nın önünü açtığı ve çözümü içinde meşru ilan ettiği sözde Kürt sorunu tartışmasında HDP'den yeni bir hamle geldi. PKK'nın taleplerini sıralayan HDP, anayasanın ilk dört maddesini hedef aldı. HDP'li vekil İmam Taşçıer, ilk dört madde değiştirilmez ve bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa Kürt sorunu tartışılamaz ifadelerini kullandı. Yani Kürt sorununun çözülmesi tartışılamazlar. HDP'li vekil sorunun muhatabının PKK elebaşı Abdullah Öcalan, çözüm yerinin de meclis olduğunu savundu. Bir skandal açıklamada HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk'ten geldi. Türk, Kürt sorununun çözülmesi için Öcalan, Demirtaş ve diğer tutuklu HDP'lilerin serbest bırakılması gerektiğini savundu. Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilirse, yani inşallah keşke ülkemizde bir renklilikler de olsaydı. Sözcüye konuşan HDP'li Türk, ana dilde eğitim talebinde de bulundu. Ana dil konusunda elbette ki hassasiyetleri vardır. Bir dilin yok olması konusunda suskun kalamazsınız. Bu dilin yaşayabilmesi için olanaklar sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Türk, Millet İttifakı ile ilgili gizli ittifak önerisi de yaptı. Biz seçim ittifakı arayışı içinde değiliz. HDP kendi kimliğiyle seçimlere girer ama demokrasi için bir ittifakın peşinde yer almak konusunda da kapıları açıktır, dedi. HDP geçen hafta tutum belgesini açıkladı. Tepkiler de peş peşe geliyor. Yeni bir tepki var. Kürt sorununa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm söylemine karşı Vatan Partisi yurt genelinde açıklamalarına devam ediyor. Antalya, Adana, Mersin, Denizli ve Aydın'da alanlara çıkan Vatan Partililer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm aldatmacası PKK'yı kurtarmak içindir dedi. Bölücü teröre geçit vermeyeceklerini haykırdı. Birazdan getireceğiz tutum belgesindeki tepkiyi ekranlarınızda. Buyurun. Amerika'dan medet uman Biden ittifakının amacı Kürt sorununa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm bulmak değil, Türkiye'yi ABD-İsrail planları çerçevesinde kaosa sürüklemektir. Bugün Amerikancı Biden tayfasının yaptığı bitmek üzere olan PKK'yı koruma, kurtarma girişimidir. Vatan Partisi Kürt sorununa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm aldatmacasına karşı yurt genelinde alanlara çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiğimizin, polisimizin kahramanca verdiği mücadele Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çözümüdür. Antalya'da Vatan Partililer kapalı yol girişinde bir araya geldi. İl Başkanı Serdar Üsküplü PKK dostlarının bozgunculuğunun mahkum edilmesi çağrısında bulundu. Bölücü terörün dağda, kırda, hendekte, bayırda, belediyelerde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında nefes almasına izin vermeyeceğiz. Alanya ve Gazipaşa ilçe başkanlıkları da aynı çağrıyla basın açıklaması yaptı. Vatanın ve milletin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Tepki eylemlerinin bir diğer adresi Denizli oldu. Vatan Partisi İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu Cumhuriyet Parkı önünden seslendi. Kürt sorununu TBMM'de çözüm söylemi Türk ordusunun başarıyla sonuca giden silahlı çözümünü baltalamak amacıyla gündeme getirilmiştir ve PKK'yı kurtarmak içindir. Vatan Partisi'nin Aydın'da yaptığı basın açıklamasının adresi ise Atatürk Kent Meydanı oldu. Bölücü terörün şu veya bu kisve altında eleman devşirmek, para toplamak, propaganda yapmak, yıkıcı eylemlere kalkışmak için yasal olanaklar kullanmasına İzin vermeyeceğiz. İl ve ilçe örgütlerinin katıldığı açıklamayı İl Başkanı Bahattin Nazlı yaptı. Milletimizin bize sorumluluğumuzu hatırlatan sesini duyuyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Gazi meclisimize terör örgütünü sokmak isteyenlere kesin yanıtımız budur. Adana'da İnönü Parkı'nda yapılan eylemde Vatan Partisi İl Başkanı Selver Kaplan, Amerika Birleşik Devletleri güdümlü terörün Kürt sorunu gibi gösterilmesine tepki gösterdi. ABD ve güdümündeki bölücü terör örgütünün sorunun Türkiye'nin bütünlüğü ve barışın içinde çözüme karşı bölünmeyi ve savaşı dayatmıştır. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti silahlı dayatmaya silahla yanıt vermiştir. Kaplan, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücüm dediği PKK'nın silahla susturulacağını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün dünyaya bir kez daha ilan etmektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti'ne silah çekenler
dün olduğu gibi yarın da Türkiye Cumhuriyeti'nin silahıyla tanışacaklardır. Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan açıklamada Vatan Partisi İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen, üretenlerin Türkiye'sini kurarak tüm sorunların üstesinden geleceklerini ifade etti. İçinde bulunduğumuz ekonomik zorlukları üretenler milletin efendisidir ve üretici baş tacıdır şiarıyla başaracağımız üretim devrimiyle aşmak. Taşdelen vatandaşları 10 Ekim'de Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in katılımıyla Tarsus'ta yapılacak olan kurultaya davet etti. Tarsus'umuzun Ali Efendioğlu köyünde genel başkanımız Doktor Doğu Perinçek'in katılımıyla 10 Ekim pazar saat 15'te bir üretim devrimi kurultayı düzenlemektedir. Üreticilerimizi, çiftçi ve sanayicilerimizi bu kurultaya katılmaya çağırıyoruz. Vatan Partisi'nin meclis başkanlığına sunacağı karar tasarısı bu eylemler aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Şimdi HDP'nin tutum belgesiyle devam edelim. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin çözüm süreci taleplerinin yer aldığı tutum belgesine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan belgede yer alan güçlü demokrasi ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özkan, tutum belgesinin her bir satırında janjanlı ifadelerle güzel bir ambalaja sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz dedi. Başkan Akman'ın heykelli dikeceğiz, heykelli. PKK'nın çözüm süreci taleplerinin yer aldığı belgeye tepki gösterdi. PKK'nın meşrulaştırılmasına yönelik algı operasyonu yapıldığını söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, mecliste basın toplantısı düzenledi. Özkan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tutum belgesi için sert ifadeler kullandı. Her bir satırında janjanlı ifadelerle güzel bir ambalaja sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz. Ne diyor? Güçlü demokrasi. Madem böyle bir isteğiniz vardı da halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarınızın görevini Kandil'in gösterdiği eş başkanlara devrettiniz. Bu demokratik değildir. Demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Özkan, Kürt sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmelidir söylemine de karşı çıktı. PKK'nın meşrulaştırılması için algı operasyonu yapıldığını söyledi. 2018-2019 seçimlerine baktığımızda ittifakla seçimlere giren, içinde terörün meşrulaştırılması önceleyen muhalefet anlayışı, şimdi de CHP'nin adresi HDP göstermesi. Diğer taraftan İyi Parti, CHP ve HDP ayrı partiymiş gibi gözükmesinin karşısında gizli ittifak olmaları karşılıklarının olmadığını bir kez daha gösteriyor. Milletimizde karşılık bulamadıkları için gizli ittifakla şu anda yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız. Yapmaya çalıştıkları çok net terörün meşrulaştırılmasıdır. AK Parti Grup Başkan Vekili Millet İttifakı'nda yaşanan Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına da değindi. Üzerinde uzlaştıkları bir isim yok. Sadece üst akılları zarfa kimin ismini koyup gönderirlerse onu destekleyecekler. Zillet İttifakı'nın kendi arasındaki daha büyük çatışmaların başlayacağı döneme giriyoruz. Ve Tayyip Erdoğan yönetimini devirmek için Türkiye'de muhalefeti destekleyen Biden yönetimi MHP'yi de hedef aldı sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ülke ocakları için terör soruşturması başlattı. Ülke Ocakları Genel Başkanı Yiğit Yıldırım tasarıyı sunan meclis üyesinin azılı bir Türkiye düşmanı olduğunu söyledi. Erdoğan iktidarını devirmek için CHP, İYİ Parti ve HDP'yi açıktan destekleyen Biden yönetimi radarına MHP lideri Devlet Bahçeli ve ülke ocaklarını da aldı. Amerika Temsilciler Meclisi'nde ülke ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasına yönelik karara ülke ocakları Genel Başkanı Yiğit Yıldırım tepki gösterdi. PKK-YPG'nin arkasında Amerika'nın olduğunu, FETÖ'nün okyanus ötesinde korunup kollandığını vurgulayan Yıldırım, Amerika'nın sözde müttefik olduğunu belirtti. Yıldırım, Temsilciler Meclisi'nde ülke ocakları ile ilgili tasarısını veren Dina Titus'la ilgili de bilgi verdi. Ülke Ocakları Genel Başkanı, Türkiye düşmanı Dina Titus'un tasarı öncesinde Fethullahçı terör örgütü mensubu Enes Kanter'le bir araya geldiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı da Amerika'ya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bozkurtlar ülke ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığı hakkında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır dedi.
Karar tasarısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sert tepki göstermiş. Türkiye-Amerika ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı içinde ileri sürmek doğru bir tespittir demişti. Mimarlar Odası PKK'nın kanalını ödüle layık gördü. Bu yıl 6.sı düzenlenen basın ödüllerinde PKK'nın yayın organlarından olan Jin TV programcısına Uluslararası Televizyon Haberciliği ödülü verildi. Sorumlulukla. Hem meşru gösterdiler hem de ödüllendirdiler. Terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV'ye Mimarlar Odası tarafından Uluslararası Televizyon Haberciliği ödülü verildi. Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına başlattığı basın ödüllerinin 6.sı düzenlendi. Törende sözlü, yazılı ve görsel medyaya verilen ödüller açıklandı. Mimarlar Odası bir ödülü de Doğa haberlerini öne sürerek PKK'nın kanalına verdi. Terör örgütünün yayın organlarından olan Jin TV, Uluslararası Televizyon Haberciliği ile ödüllendirildi. Odadan yapılan açıklamada ödülün doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri için Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı yapımcısı Güler Yıldız'a verildiği ifade edildi. Gidiyordu. Bir yandan İkizköy'de bir... Türkiye Gençlik Birliği'nden de tepki var. Türkiye Gençlik Birliği Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin PKK'nın kanalına verdiği ödüle sert tepki gösterdi. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, Jin TV'ye verilen ödül Mehmetçiğimize kurşun sıkmaktır dedi. Çınar, sosyal medyada yaptığı hesabından yaptığı paylaşımı düzeltiyorum. Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkentimizin değil Kandil'in şubesi olduğunu kanıtlamıştır ifadelerini kullandı. PKK'nın propaganda kanalına verilen ödüle sert tepki gösterdi. Ödülün Mehmetçi'ye kurşun sıkmak olduğunu söyledi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Avrupa'da terör örgütü PKK propagandası yapan Jin TV sunucusu Güler Yıldız'a ödül verdi. PKK'yı meşrulaştıran ödüle Türkiye Gençlik Birliği'nden tepki gecikmedi. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu hainliğe göz yumulamaz dedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkentimizin değil Kandil'in şubesi olduğunu kanıtlamıştır. Tarafsız ödülleri PKK'nın televizyon kanalına Mehmetçiğimize kurşun sıkanlara verilmiştir. Ankara'nın vatansever ve vicdanlı mimarları bu hainliğe göz yumamaz. Dilek Çınar Ankara Valiliğine de çağrı yaptı. Vatansever mimarlarımıza sesleniyoruz. Bu hainliğe imza atanlar sizleri temsil edemez. Ankara Valiliğimize çağrımızdır. Başkentimizde PKK kanalına ödül verilen bir etkinliğe izin vermeyiz. Ve vatansever savcılarımızı göreve çağırıyoruz. Jack Fleck'in açıklamaları var şimdi sırada. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jack Fleck daha göreve başlamadan Türkiye'yi tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Dış İlişkiler Konseyi onay toplantısına katılan Fleck, S-400'ler için Türkiye'ye katsa yaptırımlarının uygulanabileceğini söyledi. Fleck destekse Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez'den geldi. Türkiye'de demokrasinin olmadığını iddia eden Menendez, sözde soykırım yalanı üzerinden Türkiye'yi defaldı. ABD'nin Ankara Büyükelçi adayı daha atanmadan Türkiye'ye S-400 tehdidi savurdu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Fleck, ABD Senatosu Dışişler Konseyi'nde düzenlenen onay toplantısına katıldı. Toplantıda kendini tanıtan Fleck, S-400 füzeleri üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Rusya'dan aldığı füzeler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan Büyükelçi adayı Fleck, katsa yaptırımlarının da bu doğrultuda uygulandığını ifade etti. Fleck, Rusya'dan silah alımının devam etmesi halinde de Türkiye'ye yeni yaptırımlarla tehdit etti. Eski Arizona valisi Fleck ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelesini de hedef aldı. Erdoğan'ın baskısı bir demokrasiye yakışmıyor ve bir NATO müttefikine yakışmıyor. Demokrasiler gazetecileri hapse atmaz, akademisyenleri yıldırmaz ve din özgürlüğünü ihlal etmez. Kadınlara yönelik şiddeti durdurma taahhütlerinden caymaz ve siyasi muhaliflerini hapse atmaz. Türkiye'ye yönelik bir tehditte ABD Senatosu Dışişler Komisyonu Başkanı Bob Menendez'den geldi. Menendez, S-400 füze savunma sistemlerini satın alma pozisyonunda bir değişiklik olmadıkça Türkiye'ye silah satışına karşı olduğunu söyledi.
Türkiye'ye yeni yaptırımlarla da tehdit eden Menendez, Ermeni soykırımı yalanı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin demokratik bir ülke olmadığını iddia eden Menendez, ABD'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımladığını hatırlattı. Dış politika gündemiyle devam ediyoruz. Afganistan'dan çekilen Amerika Birleşik Devletleri ülkede hava ihlallerine devam ediyor. Ülkenin hava sahasına İHA sokan Amerika'ya talimatından sert uyarı geldi. Amerika'ya uluslararası yasalara ve Doha Anlaşması'na uyma çağrısı yapıldı. 20 yıllık işgalden sonra Afganistan'dan ağır bir yenilgiyle çıkan Amerika kışkırtma peşinde. Afgan hava sahasına insansız hava araçlarını sokan Amerika'ya Taliban'dan uyarı geldi. Taliban sözcülüğünden yapılan açıklamada uluslararası yasalara göre ülkelerin devlet toprakları ve hava egemenliğinin tek sahibi olduğu belirtildi. Açıklamada Amerika'nın Afgan hava sahasına insansız hava araçlarını sokarak tüm uluslararası hakları, hukuku ve Doha'da Taliban'a verdiği taahhütleri ihlal ettiği ifade edildi. Taliban yönetimi başta Amerika olmak üzere tüm ülkeleri uluslararası haklara uygun davranmaya çağırdı. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği yaptığı grupları yüzüstü bırakarak Afganistan'dan kaçması Suriye'de PKK-YPG'yi korkuttu. Terör örgütünün sözde Suriye sorumlusu Mazlum Kobani yaşadıkları korkuyu İngiliz gazetesine anlattı. Terörist Kobani, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyeceklerine dair açıkladı. Afganistan sonrası korkuya kapılan PKK'yı Amerika teselli etti. Terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'deki sözde komutanı Mazlum Kobani, Amerikan Başkanı Biden'ın Suriye konusunda kendilerine güvence verdiğini söyledi. Mazlum Kobani kodadlı terörist Ferhat Abdüşahin, İngiliz The Times gazetesine konuştu. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle Suriye'de de kendilerini benzer bir senaryonun beklediğini düşünerek korkuya kapıldıklarını itiraf etti. Terörist Şahin, endişelerinin çok uzun sürmediğini, çünkü Amerikan Başkanı Joe Biden'ın temsilciler göndererek Suriye'de kendilerini terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini aktardı. Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler. Terörist Şahin, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin Biden'ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiği bilgisini paylaştı. Amerika'nın Orta Doğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood'la da görüştüğünü aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan ziyareti ve sonrasında yaptığı açıklamalarda Biden yönetimindeki Amerika'nın PKK-YPG'ye eskisinden daha çok destek verdiğini vurgulamış, buna sessiz kalamayız demişti. Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Efendim seçim döneminde İstanbul'u öz kaynaklarla yönetme iddiasıyla kampanya yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sefer Fransa'ya borçlandı. Alman Deutsche Bank'tan aldı. 110 milyon avroluk kredinin ardından İmamoğlu Kalkınma Ajansı'yla da 93 milyon avroluk bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya ilk tepki İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi. İstanbul'u öz kaynaklarıyla yönetmeyi vaat etti. Daha önceki kredilerin üstüne bu kez de Fransa'ya borçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç'te yapımı süren Eminönü Ali Beyköy tramvay projesi için Fransa'dan borç aldı. İmamoğlu, yerel seçim kampanyasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli kaynağı olduğu iddiasıyla yürütmüş, o kaynağı akılcı ve güvenilir bir şekilde dağıtacak sistemi ve belediye başkanı yok diye ifade etmişti. Başkanlık koltuğunu devralmasının ardındansa İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan 110 milyon avroluk kredi almıştı. İmamoğlu bu sefer de Fransa Kalkınma Ajansı'ndan 93 milyon avroluk kredi için imza attı. Anlaşmanın ön protokolü Haziran ayında imzalanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ev sahipliğinde yapılan imza törenine resmi temaslar için Türkiye'de bulunan
Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Frank Rister de katıldı. 10 milyar yaklaşık. Yapılan anlaşmaya tepki ise İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu, İBB kurumlarının borçlarına dikkat çekti. İBB'yi devrettiğimizde yaklaşık 29 milyara yakın borç vardı. Şimdi 43 milyar. Yıl sonu 62 milyara çıkıyor. İmamoğlu ne demişti? İstanbul için borçlanmak ihanettir. Devam edelim. Muş'tayız. Muş'ta PKK'ya karşı eylem yapan anneler bir kez daha çocuklarına seslendi. HDP binası önünde oturma eylemi yapan anneler PKK ve HDP'den daha kaçırılan çocuklarını istiyor. Kahrolsun HDP. Muş'ta HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan aileler çocuklarının PKK'lı teröristlerce daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor. Evlat nöbeti tutan annelerden Gülbahar Teker, PKK ve HDP'ye karşı mücadele etmekte kararlı. Bu PKK bize ne istir? Hiret yok, iman yok, vicdan yok. Bu çocukları getirsin dağda, kendi çocukları dağa götürsün. Selahattin Demirtaş inşallah hapiste çıkmıyor ki, inşallah biz onu isteriz. Bizi çocukları dağa götürdü, taşa götürdü, taş onu yastığı oldu. Biz çocukları isteriz, biz burada gitmeyelim HDP'ye. PKK'ya çocukları istedim. Nalet olsun bu PKK, bu HDP'yi. Anne Naciye Sönmez Yıldız'sa henüz 15 yaşında öğrenciyken kandırılarak dağa götürülen oğlunun 6 yıldır hasretini çekiyor. HDP'dir, DTP'dir bunu istemiyoruz. Ben çocuğumu istiyorum. Ben çocuğumu onlara bırakmıyorum. Çocuğum neredeyse benim sesimi nerede duyuyorsa gelsin. Aileler evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı. HDP il binası önünde eylem yapan anneler, diğer ailelerin de eyleme katılarak destek vermesini istiyor. Devam ediyoruz. Türkiye'nin öncü kadınları uyuşturucu ve bağımlılığa karşı anneler hareketini başlattı. Çıkış yolu programında konuşan öncü kadınlar mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını vurguladı. Ayrıca herkes başlatılan seferberliğe davet edildi. Toplumu biz bir anne babalar üzerinden bir sarsmak istiyoruz. Çünkü bu saldırının nüvesinde en önemli yerinde, merkezinde bu uyuşturucu meselesi var. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin başlattığı uyuşturucuya karşı anneler hareketi kutsal bir hareket. Uyuşturucuya ve bağımlılığa karşı anneler hareketi başlatıldı. Türkiye'nin öncü kadınları gençler için çözüm üretecek. Biz eğer geleceğimizi kurtarmak istiyorsak uyuşturucu sorununun ciddiyeti konusunda çok net, çok kararlı bir duruş sergilememiz. Uyuşturucu karşıtı çok esaslı bir duruş sergilememiz gerekir. Evet, bu bir kadın sorunudur. Bu sorunu da ortadan kaldırmak, yok etmek ve bu sorunla savaşmakta kadınlar en ön cephede olmalıdır. Uyuşturucu toplum için bir tehdit. İşte anneler hareketi tehdide maruz kalanlar için büyük bir seferberlik başlatıyor. Annelerin bu mücadelede yer alması gerekiyor ve annelerin mücadelesiyle bu savaştan biz galip çıkabiliriz. Çok büyük bir toplumsal harekete dönüşecek ve ama hedefi ne? Hedefi kamu marifetiyle halledilecek bir sorun. Yani sırf bir toplumsal hareketle falan değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin bu konunun önemini kavraması lazım. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür, Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ile Ak Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Derya Ülger, Çıkış Yolu programına katıldı. Evet, PKK'nın para kazanıyor. PKK'nın uyuşturucu ticaretinden kazandığı para, tabii ve bütün bu ticaret de bütün dünyada CIA'nın esas olarak kontrolde, yani Afganistan'dan tut Amerika'ya, Avrupa'ya kadar ticareti ve tabii bu Türkiye'de burada önemli bir köprü bu ticaret yolu olarak. Şanslıyız çünkü bütün saldırılara rağmen, batıdan gelen bütün saldırılara rağmen Türkiye'de aile kurumu dimdik ayakta. Anneler Hareketi öncüleriyle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi olarak bu sorunu çözeceğiz dedi. Uyuşturucuyla PKK'nın bağlantısını da açıkladı. Diyarbakır anneleri nasıl ki evlatlarını dağdan yavaş yavaş almaya başladılarsa biz de çocuklarımızı o bataklıktan çekip alacağız, kurtaracağız ve mevcuttaki sayıyı aza indirdiğimiz için de uyuşturucunun bir ayağını aslında kesmiş olacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür, herkesi başlatılan seferberliğe destek olmaya davet etti.
bütün partilere bu çağrıyı yapmak istiyorum. Ne olursa adı ne olursa olsun bütün partilere çağrı yapıyorum. Kadınlarına veya bu konuyla ilgili alt kuruluşlarına lütfen Cumhuriyet Kadınları Derneği ile temasları olsun. Şimdi Ermenistan ve Türkiye ilişkilerine bakacağız. Nikol Paşinyan biliyorsunuz Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar vermişti. Ankara'dan bu mesajlara da yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, biz prensipte Ermenistan'la normalleşmeye olumlu bakıyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'la normalleşmeye olumlu baktıklarını açıkladı. Ermenistan'la normalleşmeye olumlu bakıyoruz. 1992 yılında bizim Ermenistan'la diplomatik ilişkilerimizi sonlandırmamızın ve sınırı kapatmamızın temel sebebi Karabağ'ın işgal edilmesiydi. Şimdi bu sorun çözüldüğüne göre Ermenistan'la normalleşmemizin önünde bir engel yok aslında. Haziran ayında Ermenistan'da yapılan seçimleri kazanarak yeniden başbakan olan Nikol Paşinyan, özellikle son dönemde Türkiye'ye birçok olumlu mesaj gönderdi. Paşinyan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi. Ermenistan'la normalleşme meselesinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın da son derece olumlu açıklamaları oldu. Ermenistan tarafından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu yönde olumlu açıklamaları oldu. Ermenistan'dan gelen bu olumlu mesajları Kalın, Haber Global yayınında değerlendirdi. Kalın, aradaki sorunun atılacak gerekli adımlarla çözülebileceğini söyledi. Buna asla olumsuz bakmadık. Çünkü bizim Ermenistan halkıyla bir sorunumuz yok, Ermenilerle bir sorunumuz yok. Bizim kendi Ermeni vatandaşlarımız var, onlarla çok iyi ilişkilerimiz var. Ama bu işgalin sona ermesi gerekiyordu, şimdi sona erdi. Barış anlaşması da yapılırsa bu bölgesel istikrara çok ciddi bir katkı sağlar. Teknik olarak tabii çözülmesi gereken başka konular var. İşte mayın haritaları var. İşte o da orada yapılması, bazı yerleşim birimleriyle ilgili hala çözülmemiş konular var. Esir mübadelesi vesaire gibi bazı konular var. Bunlar eğer doğru bir çerçeveye oturtulur, güçlü de bir arkasına siyasi irade konursa çözülmeyecek konular değil. Bunlar çözülebilir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Karabağ Savaşı'nın yıl dönümüyle ilgili de konuştu. İki devlet, tek millet. Bunun gerçekten ayakları yere basan, çok somut ve gurur duyabileceğimiz örneklerinden bir tanesi oldu. Şimdi Suriye'ye gidelim. Suriye'de göçmenlerle ilgili bir çağrı var. Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Amerika'nın Suriye'deki kara gücü, terör örgütü YPG PKK için dış güçlere güven duymak aldatıcıdır uyarısı yaptı. Ülkeyi terk edenlere de çağrı yapan Miktat, güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için kapıların ardına kadar açık olduğunu vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Amerika'nın New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Miktat, Suriye ordusunun ülkenin her bölgesi hükümet kontrolü altına girene kadar teröristlere karşı savaşmayı sürdüreceğini vurguladı. Suriye'de Amerika'nın kara gücü olan YPG-PKK'ya tepki gösteren Faysal Miktat, dış güçlere güven duymak aldatıcıdır dedi. Kuzeydoğu'daki ayrılıkçı azınlığı, Suriyelilerin reddettiği düşlere karşı uyarıyoruz. Çünkü bu düşler yüzünden ayrılıkçılar kendilerini Suriye'nin birliğine karşı komplo kuran güçlerin alanında bulur. Dış güçlere güven duymak aldatıcıdır. PKK'ya dış güçlere güvenmekten vazgeçme uyarısı yapan Miktat, bu konuda öncekilerden ders alınmalı ifadesini kullandı. İhmallerinden geri dönmeli ve öncüllerinden ders almaları gerekiyor. Dış güçlere bahis oynamak ve işgalciyi desteklemenin başarısız bir bahis olduğunu unutmamalıdırlar. Batılı ülkelerin Suriyeli mültecilerin durumundan istifade ettiğini söyleyen Miktat, bazıları insani amaçlarla veya Suriyelilerin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir gündeme hizmet etmek için onların acılarından yararlanmaya devam ediyor açıklaması yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden ülkeden ayrılan Suriyelilere de seslendi. Ülkesinin kapılarının tüm mültecilerin güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için ardına kadar açık olduğunu belirtti. Yine Suriye'deyiz. Beşar Esad'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği Suriye'nin diplomatik atakları devam ediyor. Önceki gün başlayan diplomatik görüşmelerin ardından Ürdün Suriye'ye sınır kapılarını açtı. İki ülke ekonomik ilişkilikleri karşılıklı çıkarlara göre artırmaya başlıyor. Suriyeli bakanlar Ürdün'e gitti. Komşuluk ilişkilerini güçlendirdi. İki heyet arasında önceki gün yapılan görüşmenin ardından Ürdün, Suriye'ye sınırını yeniden açtı.
Mayıs ayında Beşar Esad'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Suriye'nin diplomatik atılımları hız kazandı. Barışın pekiştiği bu günlerde Ürdün, Suriye'ye açılan Nasip Cabir kapısını yeniden açtığını duyurdu. Açıklama Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Maha Ali'den geldi. El Memleke televizyonuna konuşan Ali, iki ülkenin de çıkarları doğrultusunda ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ürdün hükümet yetkilileri, devlete bağlı Royal Jordanian havayolu şirketiyle Suriye'ye doğrudan uçuşları da yeniden başlatma kararı aldı. Mülteci krizinde ikili ilişkilerin önemine dikkat çeken emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'dan dikkat çeken bir yorum geldi. İkili ilişkilerin normalleşmesini değerlendiren Atabay, Ürdün bizden önce Suriyeli göçmenlerin döndürülmesini de tamamlarsa şaşırmayalım ifadelerini kullandı. Gazeteci Hrant Dink davasıyla devam ediyoruz. Öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi. Mahkeme firari FETÖ'cüler Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ'cüler Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. Kabul etmem mümkün değil. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le Ergenekon kumpası savcısı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Duruşma 11 Ocak 2022'ye ertelendi. Efendim birbirinden etkileyici uçuşlara imza atan Solotürk bu kez Etna Yanardağı üzerinden uçtu. Avrupa kıtasının en yüksek yanardağında yapılan uçuşun görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. İzleyelim. Birbirinden etkileyici uçuşlara imza atan Solotürk bu kez Etna Yanardağı üzerinden uçtu. Avrupa kıtasının en yüksek yanardağında yapılan uçuşun görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Yine alışılmış gösterilerin ötesine geçtiler. Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçtular. Solotürk 14 gün boyunca Çekya, İstanbul Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi yaptı. Son olarak Etna Yanardağı üzerinden uçtu. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda 7000 kilometre yol giden Solotürk ekibimiz Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde ifadelerine yer verildi. Şimdi okulların açılmasının üzerinden 3 hafta geçti. 4. haftada tamamlanmak üzere. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullara devamla ilgili önemli veriler paylaştı. Okula devam oranının %95 olduğunu söyledi. Merak konusu olan %5'i kısmıysa Ulusal Kanal Bakanlığa sordu. Şu andaki ana odağımız okulların açık tutulması. Uzun bir aranın ardından 6 Eylül'de yeniden başlayan okullara devam oranı %95 olarak tespit edildi. Eğitimde ve orta öğretimdeki devam oranı çok yüksek. %95'in üzerinde tüm Türkiye'de. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer lise öğrencileriyle bir araya geldi. Özer okullara devamla ilgili 3 haftalık verileri de açıkladı. Okulları açık tutmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Özer Türkiye genelinde temel eğitim ve orta öğretimde devam oranı %95'in üzerinde olduğunu paylaştı. Temel eğitimde ve orta öğretimdeki devam oranı çok yüksek. %95'in üzerinde tüm Türkiye'de. Ulusal Kanal merak konusu olan %5'lik kısmın okula neden devam etmediğini bakanlığa sordu. Bu geri kalan kısım için bir tespit yok. Tahmini olarak COVID geçirenler, elzem durumu olanlar, evde olması gerekenler, uzaktan eğitime devam edenler olabilir. Zorunlu eğitimin devam ettiğini hatırlatan bakanlık yetkilileri zorunlu bir durum dışında okula gidilmesi gerektiğini ifade etti. Ekonomiyle devam ediyoruz. Gıda fiyatları artıyor. En önemli gündem haline geldi. Fahiş fiyat artışları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de açıklama yaptı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, Gıda Komitesi'nin toplanacağını açıkladı. Detaylara bakalım. Gıda Komitesi toplanıyor. Erken uyarı sistemi masada. Gündem fiyat artışları.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artışla mücadele için 29 Eylül'de Gıda Komitesi'nin toplanacağını açıkladı. Dörtbaşı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı bir tedbir almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, Ticaret Bakanlığı'ndan, hallerden, perakendeden elektronik bilgi topladılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı da katılacak. Pakdemirli erken uyarı sisteminin ne zaman tamamlanacağını da açıkladı. Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Gıda komitesi yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama gıda komitesinde değerlendirilecek. Gıda komitesinde konuşulacak birçok başlık olduğunu belirten Pakdemirli, alınacak kararların önemli bir kısmının kamuoyuyla paylaşılacağını da söyledi. Bir reklam arası vereceğiz. Ayrılmayın. Reklamların hemen ardından dış politikaya da bir pencere açacağız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü ve Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sencer İmer bizlerle birlikte olacak. İşte o Soçi zirvesini konuşacağız. Görüşmek dileğiyle. Gün ortası devam ediyor. Ekonomiye bir pencere açmıştık. İlk kuşakta ekonomi haberleri verdik. Devam edelim. Gıda fiyatlarındaki artışla efendim. Vatandaş raftaki fiyattan, üretici girdi maliyetinden şikayetçi. Girdi maliyetlerine vurgu yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz, ekmek, hayvansal ürünler, bakliyat, hububat ve bitkisel yağlarda yeni zamların kapıda olduğunu belirtti. Üretmeyen ekonomide gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Bilmiyorum, bu ülkenin insanı olarak biz ne yapacağız onu kara kara düşünüyoruz. Çok yüksek. Yani çok 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 yüksek yani. Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ülke gündeminden düşmüyor. Vatandaşların şikayetleri üzerine bakanlık marketlere, gıda hallerine ve pazarlara baskınlar düzenledi. Tüketicilere yeni zam haberini Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz verdi. Çözümün yanlış yerde arandığını, öncelikle girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Kopuz, aksi halde ekmek, hayvansal ürün, bakliyat, hububat ve bitkisel yağlarda fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını söyledi. Vatandaş raftaki fiyattan, üretici girdi maliyetlerinden şikayetçi. Ailem de mesela çiftçi. Köyde yaşıyoruz. Yani biz buraya mesela toptancıya satıyoruz ama aldığımız para çok önemli. Markete geleseye kadar dünya para oluyor ama onlar emeğinin karşılığını alamıyor. Alamayınca neden bu işi yapalım mantığına giriyorlar. Onlar da bırakıyorlar. Üretim azalıyor. Şu an alıyoruz ama genelde zorlanıyoruz. Emekli için çok zor. Ben emekliyim, çalışıyorum. Çok yüksek. Ben hiçbir dönemde görmedim böyle bir şey. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Şemsi Kopuz, salgın sürecinde artan fiyatları değerlendirdi. Bazı üretim gruplarının maliyetlerinin fiyatlara yansıtılmadığını belirtti. Ancak bu yüksek seyrin devam etmesi durumunda fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Kopuz, fiyatların düşürülmesi için çözümün ithalat olmadığını vurguladı. Yani çok 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 yüksek yani. Her gittiğimizde markete, diyelim bugün gittik, peynir aldık. Bir kilo peynir değil de ya yarım kilo peynir aldık. Yarım kilo peyniri bir daha gittiğimizde onun 3 katı. Yani milletin gördüğü değil. 3 katı pahalanıyor. Ben atıyorum 26 liraya aldım peyniri, yarım kilosunu. Bir hafta sonra gittiğimde o peynir 32 lira. Herkes ölsün. Orta direk yok zaten. Alt direk var, bir de üst direk var. Onlar yaşasın, biz ölelim hepimiz. Geçinemiyoruz. Efendim, bahçede 2 liradan alınıyor, pazarda 5-6 liradan satılıyor. Hatay'daki üzüm üreticileri aradaki bu fiyat farkına tepkili. Üreticiler girdi maliyetlerindeki pahalılıktan yakınıyor. Kimi de üzüm bağlarını sökmek zorunda kaldı. Gelsin ekranlara. Üzümü organiktir. Burada 2'ye alıp da pazarcılar pazarda 5 milyon 6 milyona satıyor. Hatay'daki üzüm üreticileri hasadın sonuna yaklaşıyor. Ancak fiyattan memnun değiller. Tarladan satış noktasına gidene kadar fiyat artıyor. Ancak üreticinin cebine giren çok az. Tarladan çıkan fiyatla marketlerde satılan fiyatlar çok aşırı fark var.
üretenden daha fazla kazanıyor. Girdi fiyatlarına yetişemeyen üreticiler çiftçilik yapmakta artık zorlanıyor. Çiftçi burada perişan. Yok ki. Mazot pahalı, her şey masraf, zehir 5 katı, gübre pahalı. Kar edemeyen, borcunu bile ödeyemeyen çiftçilerden bazıları bağlarını söküp attı. Millet topluyor, vallahi daha cebinde para gidiyor. Ya bu kadar ki... Ya bırak da bütün bağları söktüler ya. Hatay'da üzüm üretimi denildiği zaman ilk akla Hassa ilçesi geliyor. Üretimin %97'si burada yapılıyor. Şu an ilçemizde sofralık olaraktan Türkiye'nin her yerine gidiyor. En güzeli de yerli pekmez yapıyoruz. Bir de kurutmasın yapıyorlar. Bunu evlerde yapıyorlar ekseri. Doğal ürün olaraktan çok kaliteli pekmezi ve üzümü oluyor, kuru üzümü. Nar eşkisi de aynı gene doğal olaraktan evlerde üretiliyor. Hassa'da üzüm hasadı 3 ay sürüyor. Üzümlerin %15'i pekmez ve meyve suyu olarak değerlendiriliyor. Diğer kısım da yemeklik olarak satılıyor. Üretmek isteyen çiftçinin su sıkıntısı da var. 2015'te yeşil yurt dolana su getireceğim dedin. Cumhurbaşkanım su falan gelmedi. Suyu direkt Antakya'ya gönderdin. Bizim kırsal bölge, İslahiye bölgesi komple tamamen suyu yok. Zeytinlerimiz kurumuş. Hepsi gelir bakı müfettişini gönder baktırsın Sayın Cumhurbaşkanım. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, çiftçi için kooperatifleşmenin önemini anlattı. Aslında çiftçiler kendi arasında kooperatifleşseler, hale dönüşseler, tabii ki üzümümüz de, pekmezimiz de, nar eşkimiz de daha olumlu yere varır. Biz kadın kooperatifimizi kurduk şu an. Yöresel ürünleri, ev kadınlarının üretmiş olduğu ürünlerin tamamını yol boyunda inşallah pazarlayacağız. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin dün Soçi'de bir araya geldiler. 3 saatlik görüşme gerçekleştirdiler. İşte hemen ardından hangi başlıklar ele aldı? Detaylar ortaya çıktı. Hemen açıklamaları da size aktaralım sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'yla ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarma hedefimizi yeniledik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Şimdi Türk Akımı ve nükleer Akkuyu santrali konusu gündeme geldi. Göç konusunda ayrıntıların ötesine geçip kalıcı ve nihai bir çözüme odaklandıklarını, görüşmemizde hemen hemen bütün konularda birlikte olduğumuzu Rus devletiyle gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib konusunda da açıklamalar yaptı. Mutabakatlara bağlı şekilde görüşme trafiğini artıracağız. Savunma sanayi ve askeri konularda ortak adımlar atacağız. İkinci ve üçüncü nükleer santral konusunu konuştuk. Uzay çalışmaları konusunda birlikte çalışacağız. S-400'de geri adım söz konusu değil, çok gündemde, çok konuşuluyor. Daha ileri nasıl taşıyacağımızı konuştuk. İkinci S-400'lerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz açıklaması vardı. Ve savaş uçakları ile ilgili ortak adımlar atacağız. Ortak denizaltı yapabiliriz. Altılı platform için Putin her zaman hazır. Taliban bizimle uyumlu çalışma içerisine girerse görüşmeyiz gibi bir ön yargımız olamaz. Amerika Suriye'den çıkmalı ve bu topraklar Suriye halkına bırakılmalı. Bir kez daha yeniledi Amerika'nın Suriye'den çıkması gerektiğini bu açıklamalarla birlikte görüyoruz. F-35 konusunda Amerika ya uçaklarımızı ya da paramızı geri vermeli. Sayın Putin Türkiye'ye davet ettim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kez daha işte bu görüşmenin detaylarını sizlere aktaralım. Rusya'yla ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarma hedefimizi yeniledik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk Akımı ve nükleer Akkuyu santrali konusunu ele aldık. Göç konusunda ayrıntıların ötesine geçip kalıcı ve nihai bir çözüme odaklandık. Görüşmemizde hemen hemen bütün konularda birlikte olduğumuzu gördük. İdlib konusunda mutabakatlara bağlı şekilde görüşme trafiğini arttıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Yine savunma sanayi ve askeri konularda ortak adımlar atacağız. İkinci ve üçüncü nükleer santral konusunu konuştuk. Uzay çalışmaları konusunda birlikte çalışacağız. S-400'de geri adım söz konusu değil. Daha ileri nasıl taşıyacağımızı konuştuk. Savaş uçakları ile ilgili ortak adımlar atacağız. Ortak denizaltı yapabiliriz. Altılı platform için Putin her zaman hazır. Taliban bizimle uyumlu çalışma içerisine girerse görüşmeyiz gibi bir ön yargımız da olamaz. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çıkmalı ve bu topraklar
Suriye halkına bırakılmalı ve 35 konusunda da Amerika ya uçaklarımızı ya da paramızı geri vermeli diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin ayrıntıları sıcak gelişmeyi sizlere aktardık. Şimdi kritik ve önemli başlıklar var diyebiliriz. Konuklarımızla da bu başlıkları değerlendirelim. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü bizlerle birlikte ve Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sencer İmer Skat bağlantısı üzerinden yayınımızda. Sayın İmer, Sayın Üsküplü hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi evet, yayınlar diliyorum. 3 saatlik görüşme çok teşekkür ederiz Sayın İmer. Merak ediyorduk hangi başlıklar öne çıktı, neler konuşuldu bu zirvede diye. Aslında tahmin de ediyorduk ama kritik ve önemli başlıklar var. Hemen değerlendirmenizi istiyorum. Detaylar geldi. Sayın İmer sizinle başlayalım mı? Ekonomiden savunma sanayine kadar birçok başlık var. Dikkat çeken başlıklar Amerika uçaklarımızı ya da paramızı geri vermeli diyor. F-35 konusu gündemde, Suriye'den çıkmalı diyor. Sayın Putin'le ilişkilerimizi geliştireceğiz, devam edeceğiz çalışmalarımıza. Türkiye'ye davet ettim açıklamasını bulundu. Ve birlikte savaş uçakları ve uçaklarla ilgili, yani savaş uçakları ve denizaltı ile ilgili düzeltiyorum. Ortak çalışmalar yapılabileceğini, altılı platform yine Kafkaslar'da çok önemli, bunun vurgusu var. Afganistan'la ilgili açıklamalar var ve ekonomiye dair mesajlar var. Sayın İmer, nasıl değerlendiriyorsunuz hem bu ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüşmesini hem de açıklanan bu ilk notları? Efendim zaten büyük beklentilerle bir noktada Soçi'ye gidildi. Bence bu büyük beklentileri bu dereceye yukarıya çıkarıp kamuoyuna açıklamak belki insanların ortak bir basın toplantısı ve benzeri açıklamaları biraz önce Sayın Erdoğan'ın kendi şeyinde röportajında ifade ettiği şeyin iki taraftan da açıklanması bekleniyordu. Bu yüzden bir düş kırıklığı yaşandı diyebilirim. Bu da beklentileri çok yukarıya doğru tırmandırmanın bazen bu şekil sonuçlar doğurduğu. Ama bu beklentilerin bu kadar yukarıya doğru tırmandırılmasının da arkasında sebepler var gayet tabii. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'a yaptığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşma ve bu arada Amerikan hükümetiyle Biden'la temasının olmaması ve onu adeta münasebetlerimiz iyi gitmiyor diyerek Amerika ile olan münasebetleri sıkıntılı ifade etmesi ve hemen akabinde de Soçi'de böyle bir toplantının yapılması bu beklentilerin yukarıya doğru tırmandırılmasının ana sebeplerinden bir tanesi. Bir diğeri de İdlib'deki olan sıkıntıdır. İdlib'de cihatçılarla, özellikle bu aşırı dinci cihatçılarla mutedil olan Özgür Suriye Ordusu mensuplarının birbirinden ayrılması meselesi hala çözülmüş değil. Bu iki beklenti, bu arada asker kayıplarımız oldu, bazı generaller istifa etti. Bu gibi beklentiler dolayısıyla bu toplantı çok yukarıya doğru hedefler konuldu. Ama sevindirici olan husus şudur ki iki tarafta yaptıkları kişisel açıklamalarda ve bugün işte biraz önce sizin de biraz önce yayında verdiğiniz gibi olumlu sonuçlar elde edildi ifade ediliyor. Yani her ne kadar bir müşterek basın toplantısıyla bu açıklanmamış olsa da. Yani en önemli hem siyasi konular hem de iktisadi konular hem teknolojik işbirliği ve savunma sanayi ile ilgili olan konularda ele alınmış. Zaten ele alması da bekleniyordu. Şimdi tabii bundan sonra bunun detaylarını zaman içerisinde göreceğiz. Yani en önemlisi mesela nükleer santral meselesi. Evet. Türkiye'nin nükleer santrali biliyorsunuz Mersin'de herhalde ifade edildi orada. Doğru. Akkuyu ile ilgili sene, bir açıklama da var. Gelecek sene birinci ünitenin devreye gireceği ve orada 10 bin Türk ile 3 bin tane Rus'un birlikte çalıştıkları ve bu Türklerin de Rusya'da eğitim gördükleri bu konuda ifade edildi. Yani somut bir şey söylendi. Onu söyleyeyim. Bu santralin tabii birinci ünitesinin devralması hiç de öyle küçümsenecek bir hadise değil. Tabii.
Çünkü böyle şeyler uzun zaman alan çalışmalardır. Dolayısıyla eğer böyle bir şey gerçekleşirse bu gerçekten Türkiye için de Rusya için de önemli bir başarıdır diyebiliriz. Evet. Artı arkasından başka nükleer santrallerin yapılması konusu ki bu da son derece önemli bir konudur. Türkiye enerji konusunda dışarıya bağımlı bir ülkedir. Toplam enerjisinin %75'ini ithal etmektedir. Ve burada doğalgaz kömür santralleri ki ithal kömür santralimiz de var. Bunlar temel şeylerdir. Yani güneş ve rüzgarla bu işleri halledemiyorsunuz. Dolayısıyla nükleer santral meselesi Türkiye için vazgeçilmez bir alternatiftir. Fransa'yı örnek vermek gerekirse %80'ini elektrik enerjisini Fransa nükleer santrallerden elde ediyor. 60 tane nükleer santrali var. Rusya'da da bu aşağı yukarı 25-30 civarında nükleer santrallerin toplam elektrik üretimindeki payı. O bakımdan Türkiye'nin birinci değil, ikinci, üçüncü ve daha çok nükleer santraller yapması gayet tabii doğru bir karar. Bunun ifade edilmiş olması da iyi bir şey. Ama başka bir şey daha söylemek lazım. Buyurun. Bunların hepsi uranyum bazlı santraller. Türkiye'de toryum var. Dünyanın en büyük toryum rezervi Türkiye'de. Toryum santralleri konusunda da mutlaka işbirliği yapıp bunu kullanmak lazım. Sonra savunma sanayindeki ifadeler, yani müşterek savaş uçağı yapılması, müşterek denizaltı yapılması gibi düşünceler, özellikle belki de nükleer güçle çalışan denizaltılar yapılabilir. Dolayısıyla bunların hepsi Rusya ile Türkiye'nin birlikte geliştirebilecekleri imkanlardır. Amerika Birleşik Devletleri burada maalesef Türkiye'yi skuta ile uğratmıştır. Parasını verdiği o F-35 uçaklarını alamamıştır. Ve bunu da orada bu çerçevede ifade etmiş olması Amerika'ya da bir kırmızı kart gösterme şeklinde anlaşılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mesaj görüyoruz ama Sayın Üsküp Bey'e de evet. Soralım. Buyurun efendim, cümlenizi bitirin isterseniz. Evet, ya bir de tabii 100 milyar dolarlık hedef biliyorsunuz Amerika'ya da söylenmişti. Şu anda Rusya ile bizim ticaret hacmimiz 20-25 milyar dolar civarında seyretmektedir. Bu oraya doğru götürülebilir. Biz oradan doğal gaz alıyoruz, gıda maddeleri alıyoruz, işte S-400'ler alıyoruz, nükleer santral alıyoruz. Ama bunun karşılığında da bizim oraya imalat sanayi ürünleri, tarım ürünleri, turizm de dahil ihraç etmemiz ve bunu hakikaten yukarı çıkarmamız lazım. Bu olursa Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret dengesi sağlanır. Şu anda Rusya'nın lehine görünüyor bu ticaret dengesi. Yani 15 milyar dolar onlar bize mal ve hizmet satmış. Biz onlara yalnız 5 milyar dolar satabilmişiz. Bunu artırmamız gerekiyor. Bu da çok önemli konulardan biri. Peki. Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Son cümle istiyorum. Lütfen. O da şu, maalesef bu görüşmelerin olması esnasında ve ondan bir gün önce Gürcistan karasularında NATO bir askeri tatbikat yaptı, deniz tatbikatı. Ve bu tatbikatın içerisinde efendim İtalyan, İspanyol, Roman ve Bulgar gemilerinin yanında Türk gemisi de tabii NATO üyesi olduğu için yer aldı. Sanki bu görüşmeyi beklemiş de onun için ayarlanmış gibi görünüyor ve bu olumlu bir şey değildi. Onu söyleyeyim. Onun için de dikkatimi çeken nokta Savunma Bakanı'nın bu görüşmede olmamasını ben buna bağlıyorum bir noktada. Yani artık yani hem bunu yapacaksınız hem de Savunma Bakanı oraya gidecek. Tabii o biraz tahrik gibi yani provokasyon gibi görünebilirdi. Taraftan şey de vardı. Çok şanssız bir zamanlamadır ve böyle bir şey yani tam o esnada veya o güne rast getirilmesi veya o günlere rast getirilmesi yanlış bir şeydir. Peki. Ve bu da bence birileri tarafından, NATO'dakileri kastediyorum, Amerika'yı kastediyorum, kasıtlı olarak yapıldığı kanaatindeyim. Roma'daki Biden-Erdoğan görüşmesi de değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayın Üsküplü ziyaretinden 24 saat önce servis edildi. Biz Soçi'yi konuşurken bir baktık ki televizyon kanallarında sızdırıldı diyelim. Çünkü kaynağı benim bildiğim kadarıyla hala belli değil. Hani birçok kaynak veriliyor ama net bir kaynak olduğunu düşünmüyorum şu anda. Bana gelen bilgi yok. Sayın Üsküplü, katılır mısınız? Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayın Putin'le temaslarını, 3 saatlik görüşmesini nasıl değerlendirirsiniz? Hem de bu açıklamaları nasıl okumak gerekir? Buyurun, söz sizde.
Sayın Er Yılmaz, öncelikle bu görüşme çok tarihi, çok önemli bir dönemde yapıldı. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her yerinde kaybediyor. Özellikle Afganistan'daki yenilgisi artık ABD'nin bir süper güç olmadığını kanıtlamış, bunu netleştirmiş oldu dünya açısından. Üstelik de dünyadaki bu artık tek kutuplu değil, çok kutuplu bir dünyanın oluştuğunu da ortaya çıkardı. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu, ABD'nin ipiyle kuyuya eğilemeyeceğini de göstermiş oldu. Afganistan'da Amerika'ya yandaşlık edenlerin kaçarken uçaklarda köpeklere verilen koltuklarda bile kendilerine yer bulamadıklarını, uçağın tekerleklerinde yapışmaya çalıştıklarını gördük. Dolayısıyla Amerika dünya üzerinde artık güven kaybetmiştir. Ukrayna bile Amerika'ya en bağlı olan ülke, hatta Karadeniz'deki Yunanistan diyebileceğimiz Ukrayna bile artık Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor. Dolayısıyla bu görüşmenin tarihi bir önemi de vardır. Masada neler vardı görüşmede? Masada İdlib konusu, Afganistan konusu, Libya, Karabağ, S-400'lerin ikinci partisi vardı, doğalgaz alımı vardı, enerji alanında yapılan ortak yatırımlar, nükleer santraller vardı. Masada Kırım ve Ukrayna meseleleri yoktu. Buralarda biliyorsunuz bir maalesef hükümetimizin yanlış bir takım tutumları var. Dolayısıyla masada sorun çıkartacak bu iki madde konulmamıştı. Şunu değerlendirmek ve şunu görmek gerekir. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Tayyip Erdoğan hükümetinin artık bütünsel bir stratejiye karar vermesinin zamanı gelmiştir. Bir denge siyasetiyle tek tek sorunlar üzerinde çözümler üretelim ama genel olarak biz bir denge siyaseti güdelim diyerek Türkiye'nin yönetilmesi, Türkiye'nin önündeki bu büyük sorunların çözülmesi mümkün değil. Bütünsel bir stratejiye ihtiyacı var. Türkiye ve Rusya'nın bütünsel bir strateji geliştirmesi artık zorunludur. Önümüzdeki dönem sorunlarımıza baktığımızda Türkiye'yi çevreleyen, dört bir taraftan Türkiye'yi tehdit eden unsurların Rusya'yı da tehdit ettiğini görüyoruz. Yine Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı silahlı tehdidin bir anlamıyla Rusya'yı da yine tehdit ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla tek tek meseleleri çözmek değil, bütünsel bir yaklaşımla, yukarıdan bakan bir yaklaşımla stratejik olarak çözülmesi gerekir artık meselelerin. Yani Rusya'yla stratejik bir dostluğun zamanı gelmiştir. Burada, peki Gürcistan'daki tatbikatı da eklerseniz biraz sonra lütfen rica edeceğim. Hani zamanlaması açısından tabii. Sayın İmer önemli bir noktaya parmak bastı. Buyurun. Tabii. Burada da aynı şekilde NATO'nun, Türkiye'nin NATO'dan bulunmasının hiçbir faydası olmadığını, tam tersine dostlarımıza karşı Rusya başta olmak üzere bir güvensizlik sağladığını görüyoruz. NATO düşman tanımı yaparken Rusya'yı, Rusya Federasyonu'nu baş düşman olarak görmektedir. Yeni düşman tanımındaysa, yeni stratejide Çin'i de düşman kutbuna koymaktadır. Çin'i ve Rusya'yı düşman kabul eden bir askeri örgütte Türkiye'nin ne işi vardır? Bir yandan bu askeri örgüt içerisindeyken, buralarda tatbikatlara katılırken, diğer taraftan Rusya ile dostluk nasıl sağlanabilir? Dolayısıyla burada ABD tehdidini tam olarak anlamak, görmek ve bütünsel bir stratejiye artık yönelmek gerekir. Bakın, Suriye konusunda İdlib konusu masadaki en önemli etkenlerden biriydi. Biliyorsunuz Astana sürecinin genel bir ilkesi vardır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi. En önemli nokta Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü bir anlamda da Türkiye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin sınır güvenliği demektir. Ve burada iki tehdit unsuru var. Birincisi bölücü tehdittir. PKK-PYD bölgesi Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldıran bir unsurdur. Ve bu Amerika şemsiyesi altındadır. İkincisi de İdlib bölgesinde yoğunlaşan YOBAS terörüdür. Nitekim bu YOBAS terörün arkasında da Amerika Birleşik Devletleri vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanı Trump kendisi açıkça ifade etmiştir. IŞİD'i kuran Amerika Birleşik Devletleri'dir demektedir, demiştir. Dolayısıyla her iki tehdidin arkasındaki kuvvet de Amerika'dır. Hem PKK-PYD terörünün hem IŞİD, YOBAS terörünün arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardır. Rusya ve Türkiye'nin bu iki tehdide karşı, iki unsura karşı bir anlaşmaya varması, bu iki unsura karşı birlikte hareket etmesi gerekir. Ancak bu bütünlük sağlanırken de bunu bir pazarlık gibi, bir esnaf pazarlığı gibi görmemek gerekir. Parmak hesabıyla strateji üretilmez. Siz bunu yaparsanız ben de şunu yaparım, siz buradan askerinizi çekerseniz ben de bunu yaparım gibi değil. Birbirine bu büyük devlet anlayışına yakışan, iki dost ülkeye, stratejik ortak iki ülkeye yakışan bir anlayışla hareket peki. etmek ve bu iki unsurun iki tehdidi birlikte ortadan kaldırmak gerekir. Rusya'da, Türkiye'de burada
üzerlerine düşenleri yapmalıdır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Üsküplü. Şunu soracağım Sayın İmer. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında hani biz Suriye'yi çok konuşuyoruz, İdlib keza çok önemli, Fırat'ın doğusu daha önemli ama işte o İdlib'de sıkıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çıkmalı. New York dönüşünde de bunu konuşmuştuk ve bu topraklar Suriye halkına bırakılmalı. Ya siz ne anladınız? Şunu merak ediyorum. Rusya ile Türkiye arasında bundan sonraki ilişkilerde İdlib ya da Suriye ile ilgili yeni adımlar gelebilir mi? Bir mutabakat var. İdlib'de biliyorsunuz tıkanan, orada sürekli bir provokasyon hakim. Ya da Ankara-Şam arasında bir temas sinyali aldınız mı? Efendim, Suriye'nin biraz önce Serdar Bey'in vurguladığı gibi en önemli mesele, çözülmesinde meselenin Suriye'nin toprak bütünlüğünü Türkiye'nin desteklediği ve bu Türkiye için hayati önem taşıdığı. Bu doğru. Ama bu toprak bütünlüğüne bir şey daha ilave etmek lazım. Üniter yapısı. O çok önemli. Üniter yapı demek içeride bir takım başka devletçikler eyalet şeklinde oluşmayacak demektir. Bu üniter yapı kavramının altını çiziyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD terör örgütünü sanki bütün Kürtleri temsil ediyormuş gibi görerek ve maalesef Türkiye içerisinde de böyle bir ayrışma yapıp orada da bir eyalet sistemi getirmeye çalışıyorlar ki HDP'nin baş hedeflerinden bir tanesi budur. Bunun neticesinde de ondan sonraki adım parçalamaktır. Dolayısıyla üniter yapı çok önemli. Bu aynı zamanda Irak için de önemli, Suriye için de önemli, bizim için de önemli. Şimdi tabii PKK-PYD onlar tarafından, Amerikalılar tarafından silahlandırıldı ve sanki bütün Kürtleri temsil ediyormuş gibi görüldü. Aynen Türkiye'nin içerisinde nasıl PKK bizim Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaşayan insanlarımızı temsil etmiyorsa, baskı yoluyla oradan oy topluyorsa, bu silah baskısı veya efendim ekonomik baskı veya bir takım kültürel baskı da olabilir, bunları kullanarak yapıyorsa, aynı şeyi Suriye'de de yapıyor. Suriye'nin içerisindeki Kürtleri de PYD temsil etmiyor. Bunun altını çiziyorum. Şimdi tabii Amerika orada bunu kendi yerine bir savaş unsuru olarak kullanıyor. Öbür taraftan da IŞİD'le mücadele sebebiyle ben oradayım diyor. IŞİD'i de biraz önce Serdar Bey'in de söylediği gibi Trump'ın da açıkça ifade ettiği gibi zamanında 2016'da Hillary Clinton'a ve Obama'ya bunu siz kurdunuz. Doğru, ben kaldıracağım dedi. Kaldırdı mı? Hayır, kaldırmadı. Yani şimdi bunun unsurları ta Afganistan'a taşındı. Efendim, hatta BBC bir ara bu HTŞ şeylerin, IŞİD'çilerin Türkiye sınırında otobüslerle getirip bir anda buharlaştığını falan da gösterdi. Biz değil yani. BBC gösterdi. Evet. Enteresan. Şimdi bu adamlar İdlib'de bulunuyorlar. Çok açık yani bu IŞİD'çiler. Şimdi dolayısıyla bunlar HTŞ adını taşıyor. Nusra adını taşıyor. Bir şeylerin adını taşıyor. Yani aşırı dinci bir takım. Peki nasıl çözülecek örgütler. Sayın İmer? Sonuç olarak ne yapılması gerekiyor? Türkiye hangi adımları atmalı? Evet. Ya da iki ülke bir adım atacak mı? Bununla ilgili de efendim burada atılması gereken adım çok açık. Nedir? Suriye hükümeti, Şam hükümeti topraklarının büyük bir kısmını kurtarmıştır. Ve biliyorsunuz yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Beşar Esad Putin tarafından Moskova'da kabul edilmiştir. Ve o zaman da bütün yabancı güçler buradan çıksın denmiştir. Yabancı güçlerle kastedilen yalnız Amerikalılar değil, aynı zamanda Türkiye'yi de sayıyorlar. Neden? Çünkü Rusya'nın orada bulunması Şam hükümetinin davetiyle olmuştur. Bu yabancı güç kabul edilmiyor o zaman. Yani kendisi davet ettiği için. İran'da keza öyle görünüyor. Bir tek Türkiye ile Amerika burada devre dışı. Şimdi Türkiye ise oraya mecburen girdi daha önce yaptığı hataları telafi etmek için. Çünkü Türkiye başında yanlış bir Suriye politikası güderek benim kanaatimce ne yaptı? Suriye iç savaşında tarafı oldu ve Şam'ı devirmeye kalktı. Bu tamamen yanlış bir politikaydı. Ondan sonra bundan zarar görünce, göçler gelince, PKK-PYD bir de bu şey IŞİD'çiler Türkiye sınırına dayanınca başarılı askeri harekatlar yaptı. Bu FETÖ'cü kalkışmadan sonra.
Yani Fırat Kalkanı, işte Afrin, ondan sonra Barış Harekatı. Bunlar doğru harekatlardı. Türkiye oraya mecburen yaptığı bir hatayı telafi için girdi. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bütün çıkarı burada, oradan yeni bir göç dalgası gelmesin, artı sınırda bir PKK-PYD devleti oluşmasın ve bu aşırı dinci adamlar da Türkiye'ye sızarak Türkiye'nin iç huzurunu bozmasınlar. Ama işte 2020'de imzalanan o mutabakat var ya, son görüşme bir buçuk yıl önce, o uygulanıyor mu? Oradan devam işte ederseniz, çünkü Sayın Üsküp'e de döneceğim. Buyurun. İşte sorunuz, işte sorunuz oraya yöneliktir. Türkiye bunu şu ana kadar başaramadı. Yani o aşırı dincilerle oradaki mutedil olan veya işte örgüt Suriye ordusu denilen grupları birbirinden ayıramadı. Böyle bir taahhüdü vardı. Dolayısıyla evet. Şam rejimi de İdlib'e yürüyüp orayı da artık kurtarıp topraklarının tümünü kurtarmış olmak istiyor. Ondan sonra da PKK-PYD'ye yönelmek istiyor. Yani hedef budur. Böyle baktığınız zaman. O zaman Türkiye'nin de bence Şam'la mutlaka görüşmelere artık başlaması üst düzey dahil gerekmektedir. Bir virgül koyalım ve Sayın Üsküplü'ye soralım. Şam'la görüşmesi gerekmektedir dedi. Ankara-Şam arasında yakın bir zamanda görüşme bekliyor musunuz siz Sayın Üsküplü? Görüşme zorunludur. Yapılması gerekir. Bugün Tayyip Erdoğan hükümetinin Suriye'nin tek meşru temsilcisinin Beşar Esad yönetimi olduğunu kabul etmesi gerekir. Geçtiğimiz günlerde Sayın Dışişleri Bakanı'nın Suriye'nin meşru yöneticileri bunlardır diye fotoğraf çektirerek lanse ettiği 3 insanı Suriye'de kime sorsanız herhalde tanımazlar. Burada önümüzdeki süreçte bakın şunu söyleyelim. Bir kere süreç kesinlikle Türkiye'nin Avrasya'ya yöneldiği, Türkiye'nin Batı Asya'da dostluğa, birliğe yöneldiği bir çizgi içerisine girmiştir. Türkiye'nin bundan sonra dönüp de Amerika'yla tekrar stratejik ortak olacağı, dost olacağı bir süreç yoktur ortada. Eğer Recep Tayyip Erdoğan hükümeti bunu yapamaz, burada tutarsız olacak olursa o zaman güç kaybetmeye devam eder ve Türkiye'yi yönetemez. Bundan sonra Türkiye'yi ancak ne olur, ve ancak Sayın Üsküplü, sonuçları radar, ne olur? Sonuçları Suriye, ne olur? Suriye'ye bakın kaybederler, yönetemezler efendim. Hem Türk milletinin desteğini kaybederler, hem Türkiye'deki sanayinin de Türkiye'nin üreticisinin de desteğini kaybederler ve yönetemezler Türkiye'yi. Hükümet olamazlar, seçimlerde de çok büyük oy kaybı yaşarlar. Zaten şu anda da AK Parti büyük bir oy kaybı yaşamaktadır. Bu oy kaybının bir nedeni ekonomik sıkıntılar, ekonomideki büyük hatalarsa, diğer bir nedeni de son dönemde özellikle son 6-7 ayda dış politikada yapılan ciddi hatalardır. Bakınız hayati meseleler, hayati sorunlar var, sorunlar var önümüzde. Bugün Türkiye dört bir yandan bir tehditle karşı karşıyadır. Bu tehdit ABD ve İsrail tehdidi. Bu tehdide karşı bizim hem güvenlik alanında hem ekonomik alanda gelişme sağlayabilmemiz için dostlarımızla, yani komşularımızla, Rusya'yla, Suriye'yle, Irak'la, İran'la, Azerbaycan'la her alanda işbirliği yapmak gerekir. Dış politika bir oyun değil, satranç tahtası değildir. Buradaki hataların ölümcül olduğunu, kalıcı olduğunu görmemiz gerekir. Birazcık Rusya'yla dost olurum, birazcık Amerika'yla dost olurum, bir denge siyaseti güderim, aman İsrail'le aramızı bozmayalım diyerek siyaset yapılamaz. Denge siyasetinden burada vazgeçmeli diyorsunuz Sayın Üsküplü. Bir taraf, yani Atlantik mi, Avrasya cephesi mi, adımların atılması, açıklamaların, sizin açıklamalarınız da daha tutarlı. Hani belirtmek gerekirse bu yönde olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Sayın İmer, siz katılır mısınız Sayın Üsküplü'nün açıklamalarına? AK Parti eğer Ankara-Şam arasında bir görüşme olmazsa seçimler doğru kaybeder dedi. Çünkü önümüzde çok büyük sorunlar var dedi. Ve denge siyasetine artık vazgeçmeli dedi. Ne dersiniz? Efendim, şimdi tabii Türkiye ekonomik olarak çok zor durumda. Dış borç bulmak mecburiyetinde. Ekonomisi dünyayla bütünleşmiş vaziyette. Bunu birdenbire değiştiremezsiniz. Askeri alanda da durum aynı. Yani bugün farz edelim uçak sisteminizi Amerikalılardan değiştirip Rus sistemine geçmeye kalksanız veya kendi sisteminize geçmeye kalksanız bir süreye ihtiyaç olur. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda NATO'dan çıkması veya bu şekilde radikal adımlar atması mümkün olmamakla birlikte buraya doğru bir hazırlık ve belli adımlar atılması gerekiyor. Bu adımlardan bir tanesi, yani radikal olarak değil de bir tanesi, yapılan hatayı kabul edip Suriye'yle ilgili olarak açıkça kabul edip biz tamam bundan sonra Şam'la görüşüyoruz ve oradaki problemi çözüyoruz demek lazım. Şu anda en önemli problem bu İdlib meselesi. İdlib meselesi tıkanmış vaziyette. Ben bunu meşhur Gordiyon düğümüne benzetiyorum.
Bordyon düğümünü de, Bordyon düğümünü de biliyorsunuz kimse çözemiyordu. Büyük İskender geldi, o şeyi, düğümü çözdü. Nasıl çözdü? Kılıçla vurdu, kesti, bitti. Sayın İmer, böyle yakın bir zamanda bekliyor musunuz böyle o zaman bir açıklama, temas? Bordyon düğümünün çözülmesi gerektiğini bekliyorum. Ancak görebildiğim kadarıyla iç siyaset etkisiyle, yani tükürdüğünü yalamamak hikayesiyle bir noktada seçimlerin sonucu beklenerek zaman kazanılmaya çalışılıyor. Ama öbür taraftan Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Mısır gibi, Türkiye ile münasebeti bozuk olan Suudi Arabistan gibi, İsrail gibi hatta ülkelerle temas yapılırken neden Şam'la bu iş yapılmıyor, bunu anlamış değilim. Peki. Yani bunun mutlaka yapılması lazım. Yani pragmatik olarak meselenin çözümüne bakılacak olursa da böyle. Orada asker kayıplarımız oluyor. Rusya ile karşı karşıya geliyoruz. Şam'la karşı karşıya geliyoruz. Onlar da beklemek istemiyor. Onlar da İdlib'de bu aşırı dinci teröristlerden kurtulmak istiyorlar. Evet. Dolayısıyla bu Türkiye'yi tehdit eden bir unsur. Peki şunu burada da soracağım. Burada bir çözümsüzlük var. Şunu da sormak istiyorum. Bunu çözmek lazım. Çok teşekkür ederim. Şimdi seçim politikası olarak değerlendirdiniz ama evet. Sayın Üsküplü tarafından siz de evet görüşmesi gerekiyor dediniz. Bir çözümsüzlük var, doğru. Ama bir de göç dalgası var. Yani sürekli evet. olarak Batı medyasından şöyle bir açıklama geliyor. Yani Türkiye teyakkuzda, askeri olarak teyakkuzda. Her an 3,5-4 milyon insandan bahsediyoruz buradaki evet. Göç dalgasından. Evet. Ama evet. Sayın Erdoğan ve Sayın Putin'in görüşmesi öncesi, şimdi bir cümle alacağım bununla ilgili, Sayın Üsküplü'yü de sormak istiyorum. Sayın İmer, hemen bir açıklama geldi Suriye'den. Faysal Muktak dedi ki buyurun gelin, kapılarımız açık dedi. Daha önce de yapılmıştı ama zamanlamasını nasıl okumak lazım bu görüşme öncesi olmasını? Çok bir anlam yükleyelim mi? Çok güzel bir tespit yapmışsınız. Suriye Dışişleri Bakanı Miktat'ın yaptığı açıklama açıkça Türkiye'ye buyurun gelin görüşelim demektir. Ve sizin probleminizin çözümü bizim de problemimizin çözümü demektir. Bunu açıkça görmek lazım. Amerika ise bunu istemez. Çünkü Amerika İdlib düğümü ne kadar uzun sürerse o kadar iyi. Yani PKK, PYD de orada kendi marifetlerini sergilemeye devam eder. Suriye'nin petrollerini sömürmeye devam eder. Değil mi? Yani Suriye'nin bütün halkına ait olan petrolleri siz Amerika olarak efendim PKK, PYD'ye tahsis ediyorsunuz. Böylece Amerikan bütçesinden para çıkmadan o petrolleri sattırıp onunla ülkeye silah sattırıyorsunuz. Yani bu yapılan işler kabul edilebilir cinsten şeyler değil. Yani onun için Türkiye'nin burada açık oynaması lazım. Durum çok açık. Yani peki. Amerika'yı darıltmayacağız. Yok efendim işte biz seçime kadar bunu idare edelim, ondan sonra bunu deriz falan gibi yaklaşımlarla bu düğüm çözülmez. Onun için ben Gordiyon düğümü derken, Büyük İskender'in kılıçla onu kestiğini söylerken böyle ciddi kesin bir karar verilmesi gerekiyor. Ve oradaki askerlerimiz bunu bekliyor bir noktada bana sorarsanız. İstifa eden generaller meselesi de buna dahildir. Orada verdiğimiz kayıplar da buna dahildir. Çözümsüzlük ortada durmaktadır. Peki çok yani teşekkür ederim Sayın Bey. Daha fazla asker sevk ederek falan bu meseleyi çözmeye kalkarsak yanlış yaparız. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Üsküplü. Katılır mısınız? Bir yandan Sayın Faysal Muhtak'tan gelen açıklama zamanlaması, size de sormak isterim buyurun. Çok önemli. Sayın hocamıza, Sayın İmer'e burada sonuna kadar katılıyoruz İdlib konusunda. Ancak şunun altını çizelim. Bakın burada bütün mesele kararlılıktır, tereddütü bırakmaktır. Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tereddütü bir tarafa bırakıp kararlılıkla hareket ettiği zaman bu sorunlar kolaylıkla çözülür. Tek bir kurşun bile atılmadan, tek bir kayıp bile vermeden bu sorunu çözeriz. İdlib sorununun çözümü öncelikle Suriye Devleti'nin, Suriye hükümetinin ile birlikte hareket etmekle olur. Rusya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin burada bir arada birlikte hareket etmesi gerekir. Bu kararlılıktır çözecek olan. Bakınız Vatan Partisi bu konuda hem Suriye ile işbirliği, dostluk konusunda yıllardır mücadele etmektedir. Buna öncülük etmektedir. Yine Türkiye'nin karşı karşıya olduğu diğer sorunlar, Doğu Akdeniz'deki güvenlik sorunumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması meselesi, PKK terörüne karşı mücadele meselesi, PKK'nın ezilmesi konusu. Tüm bu konularda Vatan Partisi'nin kararlılığı nettir. Vatan Partisi bu konuda göreve hazırdır. Vatan Partisi Türk milletinden bunları gerçekleştirmek için yetki istemektedir. PKK'yı bir günde bitiririz. PKK'ya bir günde, PKK-PYD'ye bir günde beyaz bayrak çektiririz. Suriye devletiyle işbirliği yaparız, Rusya ile işbirliği yaparız, el sıkışırız ve PKK-PYD'yi bir günde bitiririz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni
Rusya ile dostluk kurarak, pekiştirerek, stratejik dostluğumuzu kuvvetlendirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ölçeğinde tanınması için derhal harekete geçeriz ve bunu sağlarız. Kırım'ın Rusya toprağı olduğu gerçeğinin tanınması Türkiye'nin kuzeyden güvenliğini sağlayacak, pekiştirecek, güçlendirecektir. Kırım Rusya toprağıdır. Bunun devletimiz tarafından tanınması gerekir. Abhazya'nın bağımsızlığının keza tanınması gerekir. Ukrayna Karadeniz'deki Yunanistan'dır. Amerika'nın kuklası durumundadır ve Türkiye'yi tehdit etmektedir, Rusya'yı tehdit ettiği gibi. Bu konular hayati konulardır. Yine Suriye'nin toprak bütünlüğü konusu da aynı şekilde. Dolayısıyla Kandil'e beyaz bayrak çektirecek olan strateji de budur, bu kararlılıktır. Biz Vatan Partisi olarak burada göreve hazırız. Milletimizden bu konuda yetki istiyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın İmer. Siz ne dersiniz? Kırım konusu sürekli gündeme geliyor. Dün Peskov'dan gelen açıklama masada olmayacak dedi, evet. Ama dış politikasının gereği iki lider konuşmuş, evet, da olabilir, yansımamış olabilir bize açıklamalarda. Evet. Bir taraftan şu şeyi de merak ediyoruz. Ticaret hacmi dedik ama doğalgaz var. Nedir yeni anlaşma, evet, nasıl olur? Hani şimdi 238-240, evet, dolardan alıyoruz, evet, değil mi? Eskiden en pahalı doğalgazı biz alırdık. Şimdi çok ucuza alıyoruz. Yıl sonunda da, evet, bitiyor bu anlaşma. Doğru. Nasıl bir anlaşma olur? Eski fiyat? Bitti. Evet. Buyurun. Çok doğru. Şimdi efendim dünyanın bir numaralı doğalgaz kaynağına sahip ülke Rusya Federasyonu'dur. Dünya doğalgazının %18'i oradadır. Ondan sonra İran gelir %17 ile. Sonra da Katar gelir %14'te. Ama Katar'dan bir boru hattı yok. En ucuz taşıma yolu boru hattıyla taşımadır. Sıvılaştırılmış doğalgaz, yani LNG dediğimiz taşıma, en pahalısıdır. Bunu bilmek lazım. Şimdi Türkiye bir kere mavi akımla Rusya'ya bağlıdır direkt olarak. Artı bir de Türk akımı, ki bu aynı zamanda Kuzey Akım projesini tamamlayan ve Ukrayna'yı bypass eden iki projedir bunlar. Bunlar Avrupa'ya da gidecektir. Yani Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Balkanlar üzerinden Orta Avrupa'ya. Şimdi demek ki Rusya'nın da çıkarı var burada Türk akımının gelişmesi konusunda. Gerçekleşti zaten ama bir kısmı gerçekleşti. Diğer kısmını da gerçekleştirmek Türkiye'den ziyade Gazprom'a ve Rusya'ya düşmektedir. Avrupa Birliği'ni ikna edip onları işte bu boru hattını oradan çekmek lazım. İtalyanlar dünden razı benim kanaatimce. Yunanlılar da keza öyle. Ama Amerikalılar Yunanistan'a oturdular biraz bu işi bloke etmek için, eğer öyle isterseniz orada. Şimdi böyle baktığımızda Türkiye'nin mutlaka uzun vadeli bir anlaşma yapması Rusya'yla gerekir. Çünkü Türkiye'nin en önemli tedarikçisi Rusya Federasyonu'dur. Rusya, dünyadaki fiyatlar yükseldi. Bunun sebebi de eğer öyle isterseniz yeterince stoklar doldurulamadı. İngiltere'yi gördünüz mü? Kuyruklardalar. Evet. O farklı bir şey. Ama stoklar yani orada doğalgaz da enerji sorunu da yaşanıyor bir taraftan, gıda fiyatlarındaki artış. O farklı bir şey. Onların taşıma sorunu var. Hı hı. Ama bizim bu gaz fiyatlarının artışında stoklama, yani şeydeki depolamalar, doğalgaz depolamalarında yetersiz olmamız Avrupa'da. Artı bir de Rusya'dan yapılan sevkiyatta düşüş var. Şimdi bunlara baktığımızda Türkiye'nin mutlaka Rusya'yla bunu konuşmuş olması gerekir. Herhalde Soçi'deki, bana sorarsanız, bir numaralı konu bu. Çünkü kış geliyor ve Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı toplam enerji tüketiminde aşağı yukarı 1/3 oranındadır. Dolayısıyla doğalgaz olmadan Türkiye'nin ayakta kalması mümkün değildir. Azerbaycan'dan, İran'dan aldığı gazlar yetmez. Onun için Rusya Federasyonu bizim için hayati önem taşıyor. Bunu belirteyim. Ama Rusya Federasyonu'nun da çıkarı Türk akımını geliştirerek Avrupa'yı, Ukrayna'yı bypass ederek, aynen Kuzey Akım'da olduğu gibi gazla sevk etmektir. Gaz fiyatlarında bir artış olabilir. Yani uzun vadeli anlaşma olsa bile olabilir. Ama bir müddet sonra bu tabii normal seviyelere gelecektir. Yani Türkiye'nin kış geliyor ve bu sene kışın bazı uzmanlar, meteoroloji uzmanları çok sert geçeceğini söylüyorlar. Bu da tabii en önemli ihtiyaçlardan biri ısıtma ihtiyacı. Tabii. Elektrik üretiminin de %30-35'ini biz doğalgazdan yapmaktayız. O da önemli. Yani üretimimizi sürdürebilmek için bizim bu doğalgaza ihtiyacımız var. Hangi fiyattan alacağız? Tabii vatandaşın merak ettiği konu bu. Hem fiyatlar yüksek, hem önümüzdeki ayda yine doğalgaza, elektriğe zam gelecek. Açıklamalar bu, tabii, yönde. Bakalım ne olacak? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın
Üsküp, size de bir soru sormak istiyorum. Tabii ekonomiye dair eklemek istediğiniz bir not varsa lütfen hemen iletin. Hem bu Biden zirvesi gündeme geldi ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanlamasını siz nasıl okudunuz ve Gürcistan'daki bu tatbikat yine zamanlamasını eleştirdi. Sayın İmer, siz neler söylersiniz? Ekonomiden başlayalım isterseniz. Buyurun. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı da bugün yaptığı açıklamada Rusya ile şu anda 7 milyar dolar olan dış ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız, adımlar atacağız diyor. Şu anda evet, Rusya ile olan ticaretimizde Türkiye burada şey taraftadır, yani daha çok ithalat ağırlıklı tarafta kalıyoruz. Ancak 100 milyar dolara çıktığı zaman Türkiye ekonomisi için bunun yaratacağı kaynağı, bunun yaratacağı imkanları da değerlendirebileceğiz sanıyorum. Hı hı. Burada bu ekonomik sorunu çözmek de yine stratejik olarak bir doğru tavır almakta ve tereddütleri bırakmaktan geçiyor. Bakın, Türkiye'nin bütün sorunlarına bakalım. Güvenlik sorununa bakalım. Sayın İmer az önce Türkiye'nin güvenlik altyapısının NATO'ya uyumlu olduğunu, NATO'dan hemen çıkmanın mümkün olmadığını söylediler. Bu taktik bir meseledir. Buna tabii ki Milli Güvenlik Kurulumuz, daha doğrusu ordumuz karar verir, Savunma Bakanlığımız karar verir. Bu taktikin ne zaman uygulanacağı, yani hangi tarihte Türkiye'nin NATO'dan kesin olarak çıkacağına onlar karar verirler. Burada Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmez, etmeyecek şekilde yapılır. Ancak Türkiye'nin stratejik olarak artık NATO'da bir yerinin olmadığını, Atlantik'te bir yerinin olmadığını Türkiye'nin tespit etmesi gerekir. Olgu budur, gerçek budur. Bugün doğalgazı nereden, kaça alacağımızı konuşuyoruz. Doğalgazı Amerika'dan alacak, Atlantik'ten, Avrupa'dan alacak halimiz yok. Bellidir ki biz doğalgazı yine Rusya'dan alacağız. Bugün evet. Türkiye'nin nükleer santralleri yapılmakta, enerji sorununa büyük bir çözüm olacak. Bunlar da yine Rusya ile ortaklıkla yapılıyor. Ve açılacak nükleer santral sayısını artıracağımız 3'e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu da yine Rusya ile yapılıyor. Yine büyük bir burada ortak, potansiyel ortak Çin'dir. Son 3 dakika bu arada Sayın Üsküplü. Geliştirmesi gerekir tabii ki. Çin'le olan ilişkilerini geliştirmesi gerekir. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin dahil olması gerekir. Buraya üye olması gerekir. Türkiye'nin geleceğinin Avrasya'da olduğu çok açıktır. Bugün artık bunu Türkiye'nin büyük sanayicileri de tespit etmektedir. Türkiye'nin üreticileri de tespit etmektedir. Fakat bunu bir siyaset politika haline getiren tek parti Vatan Partisi'dir. Bu gerçeği ortaya koyan, bu olguyu ortaya koyan, bunun için siyaset üreten, strateji üreten parti Vatan Partisi'dir. Şimdi 2023 seçimleri var önümüzde ve bütün bu aslında Türkiye'deki bu siyasi mücadeleler 2023 seçimlerinde kimin iktidar olacağına yönelik yapılmaktadır. Biden ittifakı mı iktidar olacaktır önümüzdeki seçimde, yoksa Türkiye ittifakı mı iktidar olacaktır? İşte bu Türkiye ittifakını sağlayacak olan program bu milli programdır. Avrasya'da Türkiye'yi ayağa kaldıracak olan programdır. Vatan Partisi bu programın en kararlı temsilcisidir. Bu programın önemli bir ayağı da üretim devrimidir. Bakın, şu anda Türkiye iki temel meseleyle karşı karşıya. Biri vatan savunmasıdır. Yani birlik meselesidir. Birleşen Türkiye diyoruz biz buna. Türkiye terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'yi tehdit eden bir PYD varlığı vardır. İkincisi de Türkiye bir ekonomik tehditle karşı karşıyadır. Türkiye çünkü az önce Sayın Hocamızın da ifade ettiği gibi Batı sistemine ekonomik olarak da bağlanmıştır, özellikle 1980 sonrasında. Bu sistemden de hızla kopması. Peki. Artık Türkiye'nin Batı'dan borç alarak ayakta kalması mümkün değil. Türkiye'nin kaynak yaratacağı alan da Avrasya'dır. Avrasya'nın çok ciddi kaynakları var. Çin Halk Cumhuriyeti'nin de çok ciddi kaynakları var. Bu kaynaklar borç alarak borç ödemek için değil, finans sistemi içerisinde değil, üretim içerisinde kullanılırsa Türkiye'nin bir sorunu da kalmaz. Diğer sorunuza da cevap vereyim mi bir cümleyle? Çok kısa lütfen, buyurun. Tam Soçi zirvesi öncesinde, yani Sayın Erdoğan'ın Sayın Putin'le görüşmesi öncesinde büyük bir psikolojik savaşa başlandığını görüyoruz. Burada hem Türkiye'deki Amerikancı yayın organları bir bombalamaya başladılar. Rusya ile Türkiye'nin arasına kamalar sokmaya, sahte düşmanlıklar sokmaya başladılar. Enver Altaylı gibi bir Amerikan ajanının dosyalarını araştırdılar. Oralardan çer çöp kağıtlar çıkartıp işte bakın Ruslar Türkiye'yi tehdit ediyormuş yalanlarına sarıldılar. Tüm bunlar aslında Rusya-Türkiye dostluğunun ne kadar büyük bir tehdit olarak algılandığını gösteriyor Amerika açısından. Rusya-Türkiye dostluğu önümüzdeki süreci, önümüzdeki yüzyılı belirleyecek olan tarihsel adımdır. Peki, çok teşekkür ederim. Her ikinize de katkılarınız için Sayın İmer, Sayın Üsküp, iyi ki katıldınız.
Hem de tam açıklamanın detaylarını merak ediyorduk ki iki konuğumuzla konuşma fırsatı bulduk. Profesör Doktor Sayın Sencer İmer, Vatan Partisi MYK üyesi, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Özküplü ile birlikte olduk. İşte o açıklama metni dedik ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in görüşmesinin detayları, ilk açıklamalar geldi. Hemen detayları size aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Soçi zirvesi sonrası Rusya ile daha güçlü dönem başladı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını size aktarıyoruz. İkili görüşmede alınan kararları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta başladı. Rusya ile bütün konularda birlikteyiz diyen Erdoğan, savunma sanayi ve askeri konularda ortak adımlar atılacağını söyledi. S-400'lerde daha ileri adım mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'ya bir kez daha Suriye ultimatumu verdi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çıkmalı ve bu topraklar Suriye halkına bırakılmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ayrıntılarını aktardı. Devam ediyoruz ayrıntıları sizlere aktarmaya. Güvenlik, ticaret ve enerji alanlarında farklı konuları görüştüklerini söyleyen Erdoğan, S-400 konusunda daha ileri adımlar atmayı konuştuklarını söyledi. Savaş uçakları ile ilgili de ortak adımların atılacağını söyledi. Rusya'ya ortak denizaltı yapma önerisinde de bulundu. F-35 konusunda Erdoğan, Amerika'ya yönelik ya uçaklarımızı ya da paramızı geri vermeli açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdaki bir gündeminde Afganistan olduğunu ifade etti ve Taliban bizimle uyumlu çalışma içerisine girerse görüşmeyiz gibi bir ön yargımız olmaz diye konuştu. Göç konusunda ayrıntıların ötesine geçip kalıcı ve nihai bir çözüme odaklandıklarını da belirten Erdoğan, ticaret alanında da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan görüşmede ayrıca Putin'i Türkiye'ye davet ettiğini de sözlerine ekledi. Devam edelim. Efendim, havalar soğudu. Vatandaşlar kış aylarında nasıl ısınacağının hesabını yapıyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları cep yakıyor. Vatandaş kömüre yöneldi ancak kömür fiyatları da aldı başını gitti. Yetkililer piyasaya devlet müdahalesi istedi. Aksi takdirde kömür kara borsaya düşecek. Ekonomik durumların bozuk olmasından dolayı ve havaların da kısmen dalgalı olduğundan dolayı insanlar şimdiden bir gelecek kaygısıyla kömür almak istiyorlar. Ancak korkarım ki şu anda kömür alabilirler, 2 ay sonra bu kömürü bulamayacaklar. Havaların soğumasıyla beraber yurttaşlar yavaş yavaş kışın neyle ısınacağına karar verecek. Çünkü elektrik ve doğalgaz fiyatları uçmuş durumda, aldı başını gitti. Şimdi ise bir kömüre yöneliş var. İthal kömürün ton fiyatı 2300 ile 2800 lira olurken arkamda görmüş olduğunuz Soma kömürü ise 1200 lira ile 1400 lira arasında. Geçen yıl bir ton ithal kömür aşağı yukarı 1800 lira civarındaydı. Şu an 2800 lira civarında. Ceyran ve doğalgazın pahalı olması nispeten kömüre biraz talebi arttırdı ama kömür de pahalı. Bu sefer vatandaş şaşkın yani. Nisan ayında 900 liraya kömür satarken şu an 1200-1300 lira kömür satılıyor. Türkiye'nin aldığı ithal kömürde ciddi düşüşler yaşandı. Yerli kömürde bu açığı kapatamadı. Fiyatlar yükseldi. Yetkililer bu nedenle bu yıl kömürün kara borsaya düşmesini öngörüyor. Önümüzdeki aylarda korkumuz o ki kara borsa olacak. Daha yüksek fiyatlar oluşacak. Kömür şu an kara borsa.
dünyadaki enerji krizi nedeniyle yurt dışı giriş fiyatları çok arttığı için, 4 kat, 5 kat arttığı için yurt dışından ithal kömür girişi olmuyor. Yerli kömürde de sıkıntılar yaşanıyor. Küçük esnaf Türkiye kömür işletmelerinin kömüre satış kotası koymasından şikayetçi. Devletin yanlış politikalarından dolayı bu kömürde yanlış yerlere kullanılıyor ve dolayısıyla da halkımız yerli kömürden ziyade ithale yönelmeye çalışıyor. Ama yerli bulsa yerli yakacaklar. Devletimiz halkı rahatlatması gerekir ve bu kömür Somak Extractor'ı, TK'nin kömürü de bu görevi çok güzel görür. Ama üretimi artırması gerekir ve de bize kış aylarında bol vermesi gerekir. Piyasada tahşiş ve sahte olan ürünler de satılıyor. İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzyol, piyasada sahte Türkiye kömür işletmeleri paketleriyle kalitesiz kömür satıldığını belirtti. Şu gördüğünüz torbaları birebir yapan hava kirliliğine sebep veren kömürler bolca miktarda İzmir'de dolu. Bunun önüne geçmek için biz kime müracaat edeceğimizi bilemiyoruz. Esnaf da vatandaşı uyardı. Kömür almak için geç kalmayın dedi. Her zaman Nisan-Mayıs aylarında en iyi kömür alma ayıdır. Bu aylarda alsınlar kömürlerini. Yani hem bu kara borsa da ortadan kalkar. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara Çankaya Belediyesi Metin Oktay Mahallesi'nde gündüz bakım evinin temelini attı. Temel atma töreninde Belediye Başkanı Alper Taşdelen ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Taşdelen belediye olarak 13. kreşi açacaklarını söyledi. Dinleyelim. Şu anda Metin Oktay Mahallesi'ne belediyemizin 13. kreşinin temelini atacağız. Ankara Çankaya Belediyesi bünyesindeki kreşlere bir yenisini daha ekleyecek. Metin Oktay Mahallemizin sevgili sakinlerinin bir numaralı ihtiyaç olarak belirlediği kreşin temelini atıyoruz. Belediye tarafından Metin Oktay Mahallesi'nde yapılacak gündüz bakım evi için temel atma töreni düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen törende ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Çalışmaya devam ediyoruz, yorulmadan, hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Metin Oktay Mahallesi gündüz bakım evi 140 çocuk bakabilme kapasitesine sahip olacak. 1100 metrekarelik alana iki katlı olarak inşa edilecek. Evet, gün ortasında çok kısa bir reklam arası vereceğiz ama ayrılmayın, reklamların ardından gelişmeleri aktaracağız. Bugün Amiral Soner Polat'ın, Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçisi'nin, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Polat'ın ölüm yıldönümü. Aramızdan ayrılalı 2 yıl oldu. Bir anma programı var. O anma programını canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'da da fındık üreticilerin sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz. İlyas Gümrükçü'ye bağlanacağız efendim. Geliyoruz. Efendim gün ortası, kısa bir aranın ardından devam ediyor. İstanbul'un taksi çilesi bitmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge sonrası İstanbul'da taksici denetimi yapıldı. Denetimlerde yolcu seçtiği belirlenen 4 taksi şoförünün aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi. Taksimetre açmayan sürücülere de 652 lira ceza işlemi uygulandı. İstanbul'da taksi problemi çözülemiyor. Artan şikayetler sonucu taksilere yönelik denetimler sıklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine taksi denetimleri genelgesi göndermişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy, Şişli ve Fatih ilçelerine kurulan kontrol noktalarında taksicileri denetledi. Beyefendi, bagajı bir açabilir misin? Polis ekipleri tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi. Ayrıca taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.
Fatih ilçesinde yolcu seçtiği belirlenen 4 taksi şoförünün aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi. Taksimetre açmayan sürücülere de 652 lira cezai işlem uygulandı. Neden taksimetre açmadınız peki? Normalde açmanız gerekiyor. İstemiyor turistler, bilmiyorlar. Pazarlıkla gitmek istiyorlar. 600 liradan fazla ceza yazılacak size. Doğru. Denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan 3 taksi sürücüsüne para cezası uygulandı. İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 5.829 adet tarihi eser ele geçirildi. 11 kişi de gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yaptı. 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonlarda toplam 5.829 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında Osmanlı, Bizans, Roma ve Türk İslam dönemine ait birçok eser bulunuyor. Tarihi eserlerden 4.844 adedi sikke, diğer 901 eser de çeşitli büyüklüklerde ve formlarda objelerden oluşuyor. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı açıklandı. 5 ildeki operasyonda ele geçirilen tarihi eserler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Yurttan haberlerle devam ediyoruz. Şanlıurfa'ya gidelim. Şanlıurfa'da turizm hareketliliği devam ediyor. Tarihin sıfır noktası olarak ün yapan Göbekli Tepe başta olmak üzere Şanlıurfa'daki turizm noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Şanlıurfa'da turizm sektörü normalleşmenin ardından nefes aldı. Göbekli Tepe ile birlikte bence bilinen dünyanın tüm tarihi değişti. Daha önce Mısır ve piramitlerle ilgili bilgiler vardı. Ama Göbekli Tepe dünyada artık bambaşka bir tarih olduğunu ve bilinmeyen birçok şeyin ortaya çıkışına bence sebep oldu. Şanlıurfa'da en çok ilgi gören yerlerin başında 12 bin yıllık Göbekli Tepe geliyor. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, son günlerde ziyaretçilerin Göbekli Tepe ile yaşıt olduğu ortaya çıkan Karahan Tepe'yi de sormaya başladığını söyledi. Şu anda Şanlıurfa'mızda ve bölgemizde sonbahar turizm sezonu yoğunluğu başlamakta. Özellikle yurt içi ve yurt dışından da artık misafirlerimiz gelmeye başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 yılında kente 270 bin civarı turist geldiğini, normalleşmenin ardından bu rakamın arttığını anlattı. Temmuz ayı itibariyle 372.413 kişi şehrimizi ziyaret etmiştir ki, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı takdirde bu sayının katlanarak artacağına, 700-750 bin gibi bir rakama ulaşacağına inanıyorum. Otellerdeki doluluk oranı %90'lara ulaştı. Binlerce yıllık tarihinin yanı sıra inanç ve doğa turizmiyle de öne çıkan Şanlıurfa'da su altındaki Halfeti gibi çok sayıda turizm noktası bulunuyor. Güneydoğu'ya düzenlenen tüm gezi rotalarında ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa, mutfağı ve müziğiyle de gastronomi ve kültür turlarının da uğrak yeri haline geldi. Şimdi Elazığ'a gidelim. Elazığ'ın vazgeçilmez lezzeti orçik, yani cevizli sucuk için hazırlıklara başlandı. Kış aylarında en çok tüketilen ürünlerden biri olan orçik için köylerde kazanlar kaynatıldı. Kendi bağımız var. Her sene olduğu gibi bu sene de orçik yapımına başlayacağız. Orçik Elazığ'da kış aylarında en çok sevilen ve tüketilen lezzetli gıdalardan biri. Burada yaptığımız ortam aile ortamı, eğlenceli bir ortam. Hem eğleniyoruz hem işimizi yapıyoruz. Yöre insanının orçik olarak isimlendirdiği bu lezzet halk arasında cevizli sucuk olarak biliniyor. Bastık. Cevizli sucuk için kış aylarında köylerde yoğun çaba harcanıyor. Yapımı için büyük emek gerekiyor. Dibindeki ateşimizi alıyoruz. Sonra dinlemeye bırakıyoruz. Yapımı tamamen üzüm suyu, un ve cevizden oluşuyor. Doğal, şeker çikolatadansa orçik yöresel ürünleri kullanmak daha makbul. Binbir emekle yapılan cevizli sucuğa ilgi büyük. Sipariş üzerine Ankara, İzmir, Diyarbakır, Hakkari ve yurt dışına da gönderiliyor. Efendim,
Şimdi Ardahan Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde su seviyesi yağışların az olması nedeniyle kısmen düştü. Kıyı kesimlerindeki bazı alanlarda su çekildi. Uzmanlar göl suyundaki kısmi çekilmenin kaynağının araştırılması gerektiğini söylüyor. Yağışlar azaldı. Gölün su seviyesi kısmen düştü. Kıyı kesimlerindeki bazı alanlarda su çekildi. Burası Ardahan Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü. Kar yağdıktan sonra ilkbaharda sular eriyecek. Göl tekrar eski seviyelerine dönebilir. Yani o dönerse sıkıntı yok. Yağışlar da düzelirse sıkıntı yok. Ama hani bunu biraz takip etmek lazım. Çıldır Gölü'nün yüzeyi kışın tamamen donuyor. Buzlar kırılarak yapılan Eskimo usulü balık avcılığı ile öne çıkıyor. Gölde kış aylarında atlı kızakla gezinti yapılıyor. Bu eşsiz gölde şimdi su seviyesinde düşüş yaşanıyor. Birkaç yıl takip etmek lazım. Bu hakikaten artık yerleşti mi bu seviyeler? Yani çekildi ve artık yerine geri gelmiyorsa o zaman artık bir tehlikeden bahsedilebilir. Ardahan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serkan Kükrer, gölün suyundaki kısmi çekilmenin kaynağının araştırılması gerektiğini söyledi. Mevsimlik bir durum mu yoksa uzun süreli böyle mi olacak, bunu takip etmek lazım. Doçent doktor Kükrer'e göre gölün fazla sularının aktığı Kars'ın Arpaçay ilçesi tarafında da teknik bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen obruk ve yarıklar Karaman'da da oluştu. Merkeze bağlı Çoğlu köyündeki tarım arazilerinde yüzey yarıklar meydana geldi. Bu arazide böyle bir yarık oluşmuş. Konya Ovası'nda sıkça görülüyor. Şimdi de Karaman'da görülmeye başlandı. Tarım arazilerinde obruk ve yarıklar oluştu. Şaşırdık yani, hiç görülmemiş bir şey bu. Bu civarda olmamış bir şey. Hiç Karapınar falan tarafında duyuyorduk obruk oluştuğunu. Ama bu civarda yoktu öyle bir şey. Yani şaşırdık yani bir. İnanamadık yani, gördük. Faik Konuksever merkeze bağlı Çoğlu Köyü Uzunkaya Mahallesi'nde yaşıyor. Tarlasında yüzey yarıkları meydana geldi. Konuksever yaklaşık bir hafta önce yağmurların ardından yarıkların oluştuğunu söyledi. Yeraltı suları çekiliyor. Böyle çatlaklar meydana geliyor, obruklar meydana geliyor. Yeraltı sularının çok kullanılmasından tahminim öyle diyorlar bu şekilde. Konuksever yarıkların büyümesi ve ilerlemesinden endişe ettiklerini belirtti. Endişe ediyoruz. Çatlak tarlanın ortasına doğru gitmiş. Bu tarafa gitmiş çatlak. Ne kadar büyür, ilerler onu bilmiyoruz tabii. Efendim, Soçi zirvesi sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin'le görüşmesinin ayrıntılarını aktardı. Detaylara bakalım şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hemen detaylar geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ayrıntılarını aktardı dedik. İkili ilişkiler bağlamında farklı konuların ele alındığını açıklayan Erdoğan, İdlib konusunda mutabakatlara uygun şekilde görüşme trafiğini arttıracaklarını belirtti. Amerika'ya yönelikse Erdoğan Suriye'den çıkma ve toprakları Suriye halkına bırakma çağrısı yaptı. Güvenlik, ticaret ve enerji alanlarında farklı konuları görüştüklerini söyleyen Erdoğan, S-400 konusunda daha ileri adımlar atmaya konuştuklarını söyledi. Savaş uçakları ile ilgili olarak da ortak adımların atılacağını söyleyen Erdoğan, Rusya'ya ortak denizaltı yapma önerisinde de bulundu. F-35 konusunda Erdoğan, Amerika'ya yönelik ya uçaklarımızı ya da paramızı geri vermeli açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdaki bir gündemin de Afganistan olduğunu ifade etti ve Taliban bizimle uyumlu çalışma içerisine girerse görüşmeyiz gibi bir ön yargımız olamaz diye konuştu. Göç konusunda ayrıntıların ötesine geçip kalıcı ve nihai bir çözüme odaklandıklarını belirten Erdoğan, ticaret alanında da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan görüşmede ayrıca Putin'i Türkiye'ye davet ettiğini de duyurdu. Doğu Perinçek'in açıklamalarıyla devam ediyoruz. Vasan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Perinçek, Türkiye yüz yüze geldi. Amerika İsrail tehditlerine karşı öncelikli konuları komşuları olan Rusya, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan'la her alanda işbirliği yapmak durumundadır. Bu stratejik zorunlulukta Rusya Federasyonu kilit rol oynuyor dedi.
Bu tarihi önemde ve tarihsel bir süreçte gerçekleşen bir buluşma. Yeni bir çağa giriyor dünya. O yeni çağın kurucuları, öncüleri de belli. Asya çağının önderleri Rusya, Türkiye, Çin, İran, Hindistan Asya çağının önderleri arasında bulunuyor. Rusya Türkiye'nin sorunlarını çözmek açısından da kilit bir ülkedir. İşte bütün bu açıklamalarımız sayın basın mensupları Türkiye'nin artık Rusya konusundaki yüzeysel, ufuksuz siyasetlerle devam edemeyeceğini gösteriyor. Tabii Türkiye adına strateji kurarken en temel mesele nedir? Hem güvenliğimiz açısından hem ekonomimizi geliştirmek açısından Türkiye'ye tehditler nereden geliyor? Strateji kurmak için tehdidi belirlemek zorundayız. Dört tarafımıza bakıyoruz. Karadeniz'e bakıyoruz. Batımıza Yunanistan, Ege'ye bakıyoruz. Güneyimize, Doğu Akdeniz'e ve Suriye, Irak sınırlarımıza, İran'a bakıyoruz. Doğumuza İran, Azerbaycan, Kafkaslara ve Rusya'ya bakıyoruz. Her tarafta aynı tehdidi görüyoruz. ABD, İsrail eksenli tehditler. Bu tehdide nasıl yanıt verilebileceği ve Türkiye'nin bağımsızlığının, bütünlüğünün bu tehdidi savuşturarak nasıl güvence altına alınacağı ve aynı zamanda ekonomik gelişmemizin hangi koşullar altında güvence altına alınacağı sorusu gündemdedir ve bu soruya sorumlu bir şekilde ciddi cevap vermesi gereken öncelikli kurum da hepimizin bileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'dir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni bu tabloda değerli arkadaşlarım ve sayın basın mensupları ve sayın kamuoyu ve Türk milleti Cumhuriyet Hükümeti'nin bugün bir tereddütler içinde, bocalamalar içinde ve bu tabloyu görmek konusunda fazla hevesli, özenli olmayan bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. Bu tablodan ne çıkar? Bu tablodan Rusya dostluğu çıkar. Tehdit tablosundan Türkiye için kilit mesele Rusya dostluğunu kazanmaktır. Neden? Çünkü Rusya da aynı tehditler altında. Ve Rusya'nın bu ABD tehditleriyle mücadele konumunda bulunması, aynı zamanda Türkiye ile Rusya'nın ekonomik gelişme düzeylerinin de aşağı yukarı benzer olması ekonomi alanında da bizim ortaklığımızı zorunlu kılıyor. Terörle mücadele devam ediyor. Şırnak'ın Besler-Dereler bölgesinde Eren 13 operasyonları kapsamındaki PKK'lı etkisiz hale getirildi. O teröristlerden birinin gri kategorideki PKK'lı olduğu öğrenildi. Yurt içinde PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 22 Eylül'de Şırnak'ta düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi. Eren 13 operasyonları kapsamında Besler-Dereler bölgesinde jandarma, SİHA, İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyon icra edildi. İki terörist öldürüldü. Jandarma, komando ve jandarma özel harekat birliklerince yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan Zagros Kudi Kod adlı Mehdi Uysal olduğu açıklandı. Terörist Mehdi Uysal'ın 2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez, İsmet Paşa ve Cumhuriyet mahallelerindeki çukur barikat eylemlerine de aktif olarak katıldığı belirtildi. Şimdi siyasetin gündemine bakalım. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı'na konuştu. HDP'nin meşru bir parti olduğunu söyleyen CHP'li Kaya, HDP'nin bölücü politikalarına destek verdi. CHP'nin Kürt sorununa ilişkin söylediklerinin de yeni olmadığını vurguladı. Kürt sorunu HDP ile çözülür diyen ve meclisi işaret eden CHP'den bir açıklama daha geldi. Katacak olursak. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Kürt ve demokrasi sorununa dair yeni bir şey söylemiyor ifadelerini kullandı. CHP Kürt ve demokrasi sorununa dair yeni bir şey söylemiyor. Çok önceden bu yana söylediklerini politikanın sıcaklığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleriyle daha canlı tartışmaya başladı. Geldiğimiz noktada AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında Türkiye'de bir demokrasi sorunu yaşanıyor.
Bunun yaşanmasının temel nedeni hak, hukuk ve adaletin herkes için eşit uygulanmamasıdır. HDP'nin meşru olduğunu savunan Kaya, PKK'nın meclisteki temsilcisinin Kürt halkının temsilcisi olduğunu da iddia etti. Hangi sorun çözülecek diye soruyoruz. Bunu Kürtler kendileri anlatacak ve bunu özgürce konuşacak. Onların temsilcileri olan partiler, demokratik kitle örgütleri, dernek temsilcileri ve kanaat önderleri hiçbir kaygı ve korkuya kapılmadan düşüncelerini özgürce söyleyebilmeli. CHP'li Kaya, HDP'nin politikalarını sahiplendi. Özellik ve yerel yönetimler konularında destek verdi. Buraların tamamen özgür ortamlara kavuşturulması gerekiyor. O hal fiilen uygulanıyor, kaldırılması gerekiyor. Yeni demokratik, özgürlükçü bir anayasanın tartışılarak hazırlanması gerekiyor. Demokratik bir anayasa olmazsa çözüm kalıcı hale gelemez. HDP'nin meşru olduğunu savunan CHP milletvekili Yıldırım Kaya, PKK'ya da sorumluluk yükledi. Bölücü terör örgütüne büyük iş düştüğünü söyledi. Özellikle burada PKK'ya da büyük iş düşüyor. Silahlar toplanacak. Daha önce birçok kez bu tartışmalar gündeme taşındı. Kan ve gözyaşıyla bu ülkeye demokrasi gelmiyor. Kan ve gözyaşına son vermenin yolu, silahları toprağa gömeceğiz ve birlikte ne yaparsak eşit koşullarda beraber yaşayabiliriz diyeceğiz. Millet İttifakı'nın yolunu açtığı sözde Kürt sorunu tartışmasında PKK'nın siyasi uzantısı HDP ağzındaki baklayı çıkardı. PKK'nın taleplerini sıralayan HDP'li vekil İmam Taşçıer, anayasanın ilk 4 maddesini hedef aldı. Taşçıer, anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz dedi. HDP'li Ahmet Türk ise Kürt sorununun çözümü için Öcalan, Demirtaş ve tutuklu HDP'liler serbest bırakılması önerisinde bulundu. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Yani eğer anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmesi, anayasanın 40. 41. maddesi değiştirilmese, yani Kürt sorununun çözülmesi tartışılamazlar. Anayasanın ilk 4 maddesi hedef alındı, bu maddeler değişmeden Kürt sorununun tartışılamayacağı söylendi. Hatta sözde Kürt sorununun çözümü için Öcalan, Demirtaş ve tutuklu HDP'lilerin serbest bırakılması istendi. Meşru bir organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Siyonetti bir siyasi parti. Millet İttifakı'nın önünü açtığı ve çözümü içinde meşru ilan ettiği sözde Kürt sorunu tartışmasında HDP'den yeni bir hamle geldi. PKK'nın taleplerini sıralayan HDP, anayasanın ilk 4 maddesini hedef aldı. HDP'li vekil İmam Taşçıer, ilk 4 madde değiştirilmez ve bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa Kürt sorunu tartışılamaz ifadelerini kullandı. Yani Kürt sorununun çözülmesi tartışılamazlar. HDP'li vekil sorunun muhatabının PKK elebaşı Abdullah Öcalan, çözüm yerinin de meclis olduğunu savundu. Bir skandal açıklamada HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk'ten geldi. Türk, Kürt sorununun çözülmesi için Öcalan, Demirtaş ve diğer tutuklu HDP'lilerin serbest bırakılması gerektiğini savundu. Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilirse, yani inşallah keşke ülkemizde bir renklilikler de olsaydı. Sözcüye konuşan HDP'li Türk, ana dilde eğitim talebinde de bulundu. Ana dil konusunda elbette ki hassasiyetleri vardır. Bir dilin yok olması konusunda suskun kalamazsınız. Bu dilin yaşayabilmesi için olanaklar sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Türk, Millet İttifakı ile ilgili gizli ittifak önerisi de yaptı. Biz seçim ittifakı arayışı içinde değiliz. HDP kendi kimliğiyle seçimlere girer ama demokrasi için bir ittifakın peşinde yer almak konusunda da kapıları açıktır, dedi. Evet, şimdi İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na gidiyoruz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçisi ve Amiral Soner Polat'tan bahsediyoruz. Ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında bir anma programı düzenleniyor. Ekranlara da getiriyoruz. Vatan Partisi MKÜ'si Sayın Cem Dikmen ekranlarda bir konuşma yapacak anladığımız kadarıyla ve sözü hemen bırakalım. Yılında saygıyla ve özlemle, hasretle anıyoruz. Kabri başında kendisine müjdeler vermeye geldik. Soner Polat amiralimize, partimizin genel başkan yardımcısı, Mavi Vatan'ın Yılmaz savunucusu, kahraman amiralimize müjdeler vermeye geldik. Soner Polat'ın günlerindeyiz. Soner Polat'ın
günlerine gidiyoruz. Vatan Partisi'nin uğruna mücadele ettiği, neferi olmaktan gurur duyduğu Vatan Partisi'nin iktidarına doğru gidiyoruz. Mavi Vatan'dan bir adım geri atmadığımız günlere doğru gidiyoruz. Ve uğruna mücadele ettiği bağımsız, başı dik Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Buradan amiralimize müjdeler vermeye geldik. Kendisini bu duygularla evvela anıyoruz. Büyük milletler içinden Soner Polatları çıkararak büyüklüğünü gösteriyor. Kahramanlar da işte onu ölüm yıl dönümlerinde ardından gelen yoldaşlarıyla gösteriyor kahramanlıklarını. Soner Polat amiralimiz kahramanlığını işte mücadele arkadaşlarının azmiyle devam ettiriyor. Mavi Vatan'daki kahramanlığını şimdi bizlere emanet etti ve biz o emaneti bir nefer olarak son nefesimize kadar, kanımızın son damlasına kadar savunma emaneti olarak aldık ve devam ettiriyoruz. Amiralimize buradan bu duygularla onu andığımızı ifade ediyoruz. O bir ışıktı değerli arkadaşlar. Her daim yolumuzu aydınlatan ışıktı. O Mavi Vatan'ın deniz feneri. Biz Türkiye gemisini yönetecek olan insanlara her daim yol gösteren bir deniz feneridir. O bizim abimizdi. O bizim yoldaşımızdı, komutanımızdı, büyüğümüzdü, her şeyimizdi. Ne mutlu bize ki en güzide limanına sığınmaya devam ediyoruz. Ne mutlu bize ki Soner Polat'ı tanıdık. Ne mutlu bize ki onunla birlikte mücadele ettik. Ne mutlu bize ki Türkiye içinden Soner Polat gibi kahramanları yetiştirdi. Ve onlar sayesinde işte Türkiye dimdik ayakta. Türkiye haklarını dimdik savunuyor. Değerli arkadaşlar, biz aydınlıkçıların bir huyu vardır. Biz anma törenlerinden sadece gözümüzde görevlerle ayrılırız. Ve Soner Polat komutanımızın yanından ikinci yıl dönümünde yeniden görevlerle ayrılıyoruz. O görevleri hiç unutmayacağız. Mavi Vatan'ın bir metreküp suyunu düşmana vermeyeceğiz. PKK, FETÖ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne ve onları besleyen ağababalarına geçit vermeyeceğiz. Türkiye'deki yerli işbirlikçilerine geçit vermeyeceğiz. Komutanımıza buradan onun huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Bağımsız, başı dik Türkiye için Vatan Partisi iktidarını kurana kadar, kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun. Onun yoldaşları, onun neferleri, onun çizdiği yolun rotasında ilerleyen bizler mücadelemize son gazla devam ediyoruz. Ruhu şad olsun. Işıklar içinde uyusun. Saygılarımızı sunuyoruz komutanımıza. Şimdi Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut arkadaşımız da komutanımıza dair sözlerini ifade edecek. Buyurun. Değerli büyüklerimiz, değerli Soner Polat'ın sevenleri, bugün burada çok büyük bir amiral, çok büyük bir devlet adamı, büyük bir vatansever Soner Polat'ın vefatının ikinci yıl dönümünde sevenleri olarak burada buluştuk. Onun Türk milletine ve Türk gençliğine bıraktığı büyük mücadelesini, mirasını devralıyoruz. Türk gençliği olarak devralıyoruz. O bize her zaman derdi ki Atatürk'ün anladığı Türk gençliği ve Türk gençliği burada, Türkiye Gençlik Birliği'nde derdi. Onun bize bıraktığı mirası devraldık ve bugün bütün üniversitelerde, bütün liselerde onun Atatürkçü, vatanseverlik rotasını en yukarıya, o bayrağı en yukarıya taşıyoruz. Taşımaya da devam edeceğiz. O öyle bir miras bıraktı ki bize, yeri geldi canı için gözünü kırpmadan göğsünü siper etti. Yeri geldi Silivri zindanlarını en cesurca
yıkan kahramanlardan bir tanesiydi. Yeri geldi, bize öyle miraslar bıraktı ki bugün anti-emperyalist olmayı, emperyalist olmayı bizlere öğretti, Türk milletine öğretti. Sadece bir amiral değildi, büyük bir vatanseverdi, çok cesurdu. Türkiye'nin önündeki bütün tehditleri görüyordu ve cesurca söylüyordu. Bütün mavi vatandaki bütün emperyalist tehditleri görüyordu, cesurca onların karşısında duruyordu ve son kanının son damlasına kadar mavi vatan için, Türk milleti için, Türkiye için mücadele etti. Bugün o mücadeleyi en yukarıya taşımak bizim önümüzdeki en büyük görevlerden bir tanesi. Biz onun bizlere bıraktığı bu görevlerle bugün mücadele etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda büyük bir devlet adamıydı. Sadece bir amiral değildi, sadece bir vatansever değildi, büyük bir devlet adamıydı. Türkiye'nin önündeki tehditleri görüp oraya bir strateji üreten, o rotayı çizen büyük bir amiraldi. Aynı zamanda Atatürk gibi teşkilatçıydı. Bize teşkilatlanmayı, Atatürkçülerin, vatanseverlerin teşkilatlı bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini öğretti, gösterdi. Biz onun huzurunda Mustafa Kemal'in askeriydi ve aynı zamanda Türk milletinin ordusunun bir neferiydi. Türk milletinin bağrından çıkmış, Türkiye'nin bağrından çıkmış, Türk milletinin bütün erdemlerini taşıyordu. Cesurdu, kararlıydı, mücadeleciydi ve büyük bir vatanseverdi. Bugün biz de onun ikinci yıl dönümünde, vefatının ikinci yıl dönümünde bir kez daha söz veriyoruz Türk gençliği olarak. Diyoruz ki sayın amiralim, sevgili komutanım, sevgili büyük Soner Polat'ım, sonsuz erimiz, sizin bıraktığınız miras emin ellerde. Türk gençliğinin ellerinde yükseliyor. Sizin bıraktığınız miras sizin isminiz gibi sonsuza kadar yaşayacak. Biz de burada bütün sevenlerin önünde bir kez daha söz veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, anma törenimizi komutanımıza da saygı ifadesi olarak ve bir nefer olarak mücadeleye devam ettiğimizde simgelemesi açısından asker selamı vererek hep birlikte bitirelim istiyoruz. Sizleri de asker selamı vermeye komutanımıza, komutanımıza doğru dönelim hatta. Komutanımıza doğru dönerek asker selamımızı verelim. Zincirlikuyu mezarlığındaydık. Vatan Partisi MK üyesi Sayın Cem Dikmen'in açıklamaları, bir saygı duruşu, asker selamıyla sana Soner Polat bir kez daha anıldı. Hiçbir zaman unutmayacağız. Mavi Vatan'ın Yılmaz bekçisi her zaman bizimle olacak diyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Soner Polat'ın anma törenini canlı olarak ekranlarınıza getirmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Trabzon'a gideceğiz. Fındık üreticilerinin sorunları ve çözüm önerilerini aktaracak bize İlyas Gümrükçü bizi bekliyor. Bu kez yanında yine bir konu var. Değerli konuğu da hemen sizlere takdim edeceğim. Sevgili izleyenler, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sayın Sebahattin Aslantürk bizlerle birlikte. Sayın Aslantürk'e de bir hoş geldin diyelim. İlyas Gümrükçü, hoş geldiniz. Ve sözü hemen size bırakalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Buyurun. Hoş bulduk Yeşimer Yılmaz. Evet. Dün, önceki gün Ordu'da, Trabzon'da da önceki günler fındık üreticileriyle sorunları ve çözüm önerilerini konuşmuştuk. Ama şimdi yanımızda bir ihracatçı var. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Ulusal Fındık Konseyi Başkanı. Şimdi onları dinleyelim bakalım. Bu üreticilerin sorunları nelerdir, çözüm önerileri nelerdir, ihracatçıların sorunları neler ve onunla konuşalım. Evet Sabahattin Bey, hoş geldiniz hoş tekrar. Bulduk. Şimdi gezdik, gördük, siz de görüyorsunuz. Özellikle Ordu'da fındık üreticileri 26,5 lira, 27 lira olan fındığı 23 liraya pazarlıyor mecburen özel sektörü. Bunun nedeni nedir sizce? Yani arz talebe göre belirleniyor aslında fiyat. Bugün örneğin 24 lira serbest piyasada fiyatlar. Tabii Teoman'ın vermiş olduğu 26,5 liraya göre arada bir fark var. Burada üreticinin ürününü hızlı bir şekilde piyasaya indirmesinin de etkisi var. Neticede arıza karşı bir talebin olacağı ortak buluşma noktasında oluşuyor fiyatlar aslında. Ama biz zaten sezon daha girmeden 25 lira seviyesindeki fiyatların hem üretici açısından hem de tüketici açısından ideal fiyat olacağını söylemiştik, ifade etmiştik. Yine aynı görüşü devam ediyoruz. Yani bugün
serbest piyasada oluşmuş fiyatlar normal karşılanacak ve üreticiye de iyi bir para kazandıran fiyatlar. 23 lira iyi bir para kazandırıyor mu? 26,5 lira nerede? 23 lira nerede ama? Yok, TMO ama TMO'nun fiyatına göre. TMO'nun fiyatına göre. Evet, ama TMO'da sınırlı sayıda ürün alıyor. Zaman içerisinde belki de TMO fiyatının üzerine bile çıkabilir. Burada üreticiye düşen görevler var. Onlara yapması gerekiyor. Nedir o görevler? Yani yeteri ihtiyacı olduğu kadar kısım fındığı piyasaya indirmeli. Emanete kesinlikle fındık vermemeli. Ama bir bakıyorsunuz üretici bir an önce elimden çıksın gayreti içerisinde. Ama onun borcu da var. Yani tamam. İşte üreticiye nedir günlükçüye, fındık toplayana, işçiye vereceği para var. Tamam. Okullar açılıyor. O da mecbur indiriyor piyasaya. Tamam ama ihtiyacı kadarını indirsin. Şu anda piyasaya yaklaşık Türkiye genelinde 400 bin ton civarında fındık indi. Bu 400 bin ton fındığın 100 bin tonu emanet. Hmm. Yani bu doğru değil. O zaman üreticiden kontrol çıkıyor. Tüccar da bunu kullanıyor. Doğal olarak o da karını istiyor. Tabii. Neticede serbest bir piyasa. Üreticinin ürününü istediği gibi tasarruf edebiliyor. Biz kesinlikle karşıyız yani yapılmaması. İhracatçı olmamıza rağmen, fındık alıcısı olmamıza rağmen fındığın üretici fındığını pazara indirmemeli diyorsunuz. Tabii ya ihtiyacı olduğu kısmın kadar indirmeli. Onu yaptığı takdirde istediği fiyat alacaktır zaten. Şimdi burada bir havuz var. O havuzun büyüklüğü içine aldığı suyla ölçülür durum. Bu fındık sektörü de öyle bir sektör. Dinamikleri çok hızlı olan, anında bilgi akışının yoğun olduğu bir sektör. O yüzden üreticiye düşen görevler var, ihracatçıya düşen, devlete düşen, herkesin bununla ilgili bir suçu var aslında. Suçu var. Ya şöyle bir şey, şimdi TMO 26,5-27 dedi ama bir, şimdi Ordu'da Ekim sonuna kadar randevu yok, fındık veremiyor. İki, işte 21 gün sonra fındığını veriyor. Bir de kontenjan var. Bunlar mecburen diyorsunuz şeye itiyor, üreticiyi yani size itiyor. Doğru yani bizi itiyor derken yani biz de elimizden geldiği kadar bunu en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz ama şimdi alım noktaları az. Evet. Dediğiniz gibi belirli bir kota uygulaması var rekortiye göre. Üretici ondan çok üretmiş, satamıyor, mecbur piyasaya dönmek durumunda. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Nasıl düzelecek bunlar? Yani üretici yani şimdi o bölgede diyelim Ordu'nun Ünye ilçesini veya Trabzon'un Orta Esar ilçesini ortalama ne kadar dönüm başında üretim olduğu belli. Evet. O ona göre yani bir hesaplama yapıp onun üzerine de hatta %25-30 daha fazlalık payı koyup çünkü çok daha verimli üreten üretici var. Yani ona da yapılan haksızlığı ortadan kaldırılması gerekiyor. Böyle olunca bence rahatlar. Ekim ayının bir de bu yıl biliyorsunuz bölgede yağmurlar hiç eksik olmadı fındık toplama mevsiminde. Hı. Hala bahçede fındık toplayan üretici var. Yani bu bir taraftan da bu fındık ekonomisine olumsuz yönde yansıyor. Çünkü ürün bahçede durduğu sürece iş çürümeler artıyor. Bizim yaptığımız hesaba göre %3-4 civarında da çürümeden dolayı bir genel bir zarar var yani ortada. Bu da az bir rakam etmiyor. Yani bu da yaklaşık 25-30 bin ton fındığa tekabül ediyor. Kayıp oluyor evet, değil mi? Evet. Rekortede. Başkanım bir de siz aynı zamanda üretiyorsunuz da. Evet. Yani ihracatını yapıyorsunuz, alıyorsunuz falan ama bir de üretiyorsunuz bunu. Şimdi bir maliye sorunu var. Yani üreticiye gidiyorsunuz diyor ki maliyeti 23 lira 24 lira ona satıyoruz maliyetini korkmuyor falan ama bir de sizden dinleyelim. Şimdi hakikaten o, 1 kilo fındığın maliyeti ne kadar? 1 kilo fındığın maliyeti Türkiye şartlarında ortalama Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz arasında 12-13 liraya geçmez. Ama üretirsen sen 30 kilo 40 kilo bir dönümde üretip ona göre maliyetleme yaparsan 26 lira da yetmez, 30 lira da yetmez. Yani nereden baktığına bağlı olay. Türkiye'nin bu yıl ortalama 120 kilogram dönümü ortalaması söz konusu. Hı hı. Ona göre de baktığın zaman taban arazide
maliyetleri 6-7 lira civarındadır. Zor şartlarda olan arazilerde 15-16 lira civarındır. Ortalaması da 12 lira 13 liradır. Ben üreticiyim. Benim burada örnek bahçem var. Bizim örnek bahçede üretim maliyetimiz 9 lira. Benim kendi bahçelerimde maliyetim 7 lira. Nereden bakıyorsun? Nereden kaynaklanıyor bu 23 liraya çıkması? Abartı mı yoksa? Ya 23 lira doğru ama 23 liraya karşılık bir üretim yapan kişi 300 kilo üretir dönüme. Onu da 3'e böldüğü zaman o da 7,5 liraya tekabül 7,5. Eder. Nereden baktığın önemli. Yani arkadaşların bakış açısı minimum üretim maksimum maliyet. Böyle bir şey yok. Buradan kaynaklanıyor. Tabii ondan yani kaynaklanıyor. Üretici o üretme görevini yerine mi getirmiyor? Hayır, onların baktığı nokta o. Türkiye bak ortalama 120 kilo üretmiş dekara bu yıl. Hı hı. Bu arkadaşlar 30 kilo 40 kiloya göre maliyetleme hesabı yapmış. Yani aradan doğan fark o. Yani 7,5 lirayı 3 ile çarpmış arkadaş. Ama 3 liranın karşılığı bir üretim yaptığı yok. Onu yaptığı zaman zaten maliyet dediğim noktaya gelir. Abartı var orada yani. Abartı var diyor. Tabii. Üretici memnun bu fiyattan. Bu fiyattan memnunsa o zaman o arkadaşlarda bir problem var demektir. Problem oralarda. Ya da memnun olmadığını ifade eden kişi başka bir niyetlidir diyebiliriz. Diyebiliriz. Peki o da sizin bakış açınız. İhracat nasıl gidiyor? Yani... Yani bugün itibariyle 30 bin tona ulaştık dönemsel ihracatımız, sezon ihracatı. İyi, önceki yıllarla mukayese ettiğimiz zaman ortalama bir şekilde gidiyor ama biz zaten sezon girmeden ihracatın geçen yıla göre %15 daha fazla olacağını ifade ettik. Bizim beklentimiz 200-340 bin ton ihracat iç olarak ve karşılığında 2,5 milyar dolarlık bir ihracat getirisi. Yani 500 milyon dolar daha geçen yıla göre ihracatımızı artırmış olacağız. Bunu daha fazla artırmanın yolları var mı? Var, üretmek. Biz zaten tek kendimize görev kıldığımız nokta artık bundan sonrasında üretmek, üretmek, üretmek. Ne kadar çok üretirsek o kadar çok satarız. Karşılığında da bu günlerde 2-2,5 milyar doları 4,5-5 milyar dolara rahat taşırız. Nasıl olacak bu? Çok kısa. Çok kolay. Üretim metodu var, yolu var. O metoda göre üretim yaptığımız takdirde... Nedir onlar? Ya örneğin bizim bir örnek bahçemiz var. Yani çok var aslında da. Üzerinde daha fazla durduğumuz bir örnek bahçede. 7. yaştayız. Bu yıl rekortesi 258 kilo. Dekara, dönüme. Türkiye'deki... Ortalama 120 kilo, sizinkisi? 258 ve 7 yaşında bu. 10 yaşında burada bizim beklentimiz 400 kilonun üzerinde bir üretim yapmak. Ve bu örnek dediğimiz bahçe anormal bakılan bir bahçe dedi. Sadece doğru tarımsal uygulamaları zamanında yapılan budaması, seyreklemesi, itinayla yapılan bir bahçe. Ama neticede hedefimiz... Normal bir hedef. Yani 400 kilo, 500 kilo üretmek mümkün. Türkiye'de şu anda ortalama 700 bin ton üretimi en az iki katına çıkarmak yani, mümkün. Çok basit çalışmalar bunu var. Bunu üreticinin tek başına yapması mümkün mü? Yani o araziler bölünmüş, nedir maliyetler artmış sizin dediğiniz gibi. Yani bunu bu devletin üretime bir el atması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Biz zaten, diğer türlü olma zaten şansı yok. Devletin üzerine düşen görevler var. Onunla ilgili de biz zaten söyledik. Arazi toplulaştırması, kiralama yöntemi gibi farklı farklı dünyada uygulanan yöntemler var. O yöntemlerle birlikte optimum bir arazi ortaya koyulabilirse, fındık bahçesi, karşılığında da üretici o bahçeyle mutlak surette ilgilenir. Makineli tarım yaygınlaştırılmalı. O da maliyetleri önemli ölçüde aşağıya çeken bir uygulama. Bunları hayata geçirecek. Yani bugün alan bazlı devletin verdiği desteğe tamamen üretim odaklı bir yapıya çevirmiş. O da bir etken. Tabii o da büyük bir etken. Onu çevirdiği takdirde üreticinin araziyle ilgisi, bakımıyla ilgili çalışmaları daha da artacaktır. Bununla ilgili tabii Ordu Büyükşehir Belediyesi başlattı bir
bakım ekibi diye. O ekiplerin sayısı da artırılarak daha rahat bir bakım ve diğer uygulamalar rahatlıkla yapılabilecektir. Peki, söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa? Evet, biz üretici, bugünlerde hala da bahçede olan üreticiye bu sezonun hayırlı olmasını istiyoruz ve onlardan da beklentilerimizi mutlaka artık başlasınlar, yerine getirsinler ki hem ülke hem bölge daha çok kazansın. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Yeşimer Yılmaz, Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı ve Fındık Konseyi Başkanı Sabahattin Aslantürk'ü farklı bir açıdan üretime, fındık üretimine baktık diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyoruz. İlyas Gümrükçü, Sayın Aslantürk, teşekkür ediyoruz, sana da kolay gelsin İlyas diyelim ve böylelikle de gün ortasını burada bitirelim artık. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Biz ayrılıyoruz. Saatler 15'i gösterdiğinde sevgili Seda Anık günlükle sizlerle olacak ve gelişmeleri konuklarıyla değerlendirmeye devam edecek. İyi seyirler.